Günaydın sevgili izleyiciler. Evet, haftanın ortasına geldik. Seçimler bitti fakat AKP için seçimler bitmiyor. Arkadaşlar yenilgiyi hazmedemiyorlar bir türlü. Neler yapıyorlar? Neler yapıyorlar? Şaşarsınız. Belki seyrediyorsunuz. Sinir şeyiniz yetiyorsa, bak artık bunu söylüyorum, böyle söylüyorum. Çünkü ben hakikaten daralıyorum. Yani şimdi sabahta arkadaşlar dediler, niye? Dedim ki yani görmem lazım çünkü bir şeyler anlatıyoruz insanlara, bunları görmeden de yapamıyorsun. Fakat işte o görmek sinirleri yıpratıyor. Yani bu kadar delice, bu kadar akılsızca ve bu kadar hırsla yapılanlara ben hakikaten dehşet içindeyim. Şimdi akıl dışı bir şey var. CHP sandıklarda hile yapmış, böylelikle seçimi kazanmış. Şimdi... Hay Allah'ım yarabbim ya. Ya bugün bir şey söyleyeceğim şimdi ama CHP'liler de kızmasın bana ne olur. Yani eğer CHP devletin bütün bu baskısına rağmen, bu kadar ceberrutluğuna rağmen, nefes aldırmamasına rağmen, arada derede yüzlerce binlerce sandıkta hile yapabildiyse helal olsun ya. Abi... Bırakın koltuklarınızı CHP'ler otursun ya. Dünyayı yönetsinler ya. Bak, samimi söylüyorum ya. Yani hani o filmlerde gördüğümüz hani Amerikan gizli teşkilatlarının falan operasyonları var. Bu böyle bir şey o zaman bu. Ya düşünsenize ya, bütün sandıklar AKP'lilerden oluşuyor. Yani şimdi herkes şey diye bakıyor. Efendim bütün partilerden var filan. Öyle değil o iş. Sandık kurullarını hükümet oluşturuyor. Hükümet atıyor sandık başkanı. Mesela sandık başkanı efendim AKP temsilcisi, CHP temsilcisi değil. O sandığın başkanı atanıyor zaten. O işte öğretmen olur. Ne bileyim işte devletin memurlarından olur. Yani hükümet kimi istiyorsa sandığa önce onu atıyor. O sandık başkanı, mühür onda. Bu bir. İki, AKP bir ya da iki tane her sandığa görevli koyuyor. Yetmiyor. Diyor ki MHP'den de o da var. Yetmiyor. Büyük Birlik Partisi'nden diyor. Yetmiyor. Bazı bölge Hüdapar diyor. Çünkü hepsinin hakkı var. Onları oturtuyor. Onun dışında CHP, İYİ Parti, bazı yerlerde Saadet. Ama sandık başlarında hepimiz oy kullandık. Gördünüz mü muhalefet partilerin hepsi? Benim gördüğüm sandıklarda 5-10 tane ziyaret ettim. İşte bir tane CHP'li mutlaka vardı falan. Onun dışında sandıkların güvenliğini sağlayan polisin tamamı AKP'nin emrinde ve hakimiyetinde. Polis bölgesi dışındaki jandarma tamamen teslim olmuş vaziyette. Yüksek Seçim Kurulu'nun tamamı sarayın kontrolünde. Ve bu arada vallahi helal olsun. CHP'liler araya girmişler. Bütün bunları atlatmışlar. Adamın gözünün içine baka 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 rakamları yan sıfır yazmışlar. Şimdi bir tek şey buradan bu sabah da denemek istiyorum. YSK yazıyorum. YSK sonuç diyorum. Sandık sonuçları. Evet. Sandık sonuçları ve tutanaklar sayfamız Yüksek Seçim Kurulu'nca kesim sonuçlarının ilan edilerek resmi gazetede yayınlanmasını takiben hizmete açılacaktır. Şimdi dün internet üzerinden sosyal medyada böyle bir takım görüntüler paylaşıyorlar. Bunun ciddi ciddi kanallar yapıyor bakın. Diyor ki girdik diyor, basıyor sandık, efendim ilçe belediye çıkıyor tablo, basıyor ilçe şey belediye meclis üyesi, orada da rakamlar güzel işte AKP 210, CHP 100, efendim öbür işte belediye meclisinde de AKP 211, CHP işte 96. Şimdi diyor gelelim diyor Büyükşehir Belediye Başkanlığı tutanağına, evet ona bir basıyor, ah AKP 0. Adam diyor yok artık diyor ya bu kadarını mı yapar? Ben de merak ettim dedim ki ya dur bakayım ya bunu hakikaten eğer böyle bir şey varsa görün. Şimdi isterseniz siz de bakın yani şimdi buradan gösteremiyorum ama arkadaşlar belki YSK sonuç diye yazarlar ekrana verirler. Pat diye bu çıkıyor sandık sonuçları ve tutanaklar sayfamız Yüksek Seçim Kurulu'nca kesin seçim sonuçlarının ilan edilerek resmi gazetede yayınlanmasının takiben hizmeti açılacak.
Yani Yüksek Seçim Kurulu şu anda açtığınız zaman yok o sandık, bu sandık, birleştirme tutana böyle bir şey vermiyor. Neyse, hadi bunları yapıyorlar. Fakat bakın mantıksız olanı şunu anlatıyorum, dün de anlattım. Aritmetik olarak bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Büyükşehir adayı ve kazanan İmamoğlu ve ekibinin elinde İstanbul'daki oy kullanılmış bütün sandıkların, sandık diyorum, ıslak imzalı tutanağı var. Yani şimdi bana kalkıp da biri dese ki, efendim o tutanaklar Yüksek Seçim Kurulu'na gitti, ilçe seçim kuruluna, orada birleştirme tutanaklarından yanlış yazıldı, böyle gitti. Hepsi kabul, peki öyle yaptılar. Burada iki faktör çıkıyor diye. Bir, İmamoğlu'nun elindeki tutanakları, yani birebir bunlar, yani birleştirmesi falan yok. 30 küsur bin sandık, hepsinin sonucu, topluyorsun, İmamoğlu bu çıkıyor. Efendim şey bu çıkıyor, Binali Yıldırım bu çıkıyor, tamam. Şimdi eğer öyle olmasa, yani birleştirme tutanaklarında hile yapılmış olsa, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın açıkladığı rakam bundan farklı olur. Niye? Çünkü bu birebir sonuç. Halbuki bunlar birleştirilirken, şeylerine göre, İmamoğlu'na fazla yazılmış, Binali Yıldırım'a yazılmamış, o zaman orada ciddi farklı bir şekilde İmamoğlu yani 25 bin değil de 125 bin önde olur. Bununla tutmaz. Halbuki bu tutuyor. Yani CHP'nin elindeki tutanakların toplamıyla Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin bitmesinden ancak neredeyse 24 saat sonra tam evet 16-17 saat sonra yaptığı açıklamadaki rakamlar tutuyor. Peki o zaman birleştirme tutanaklarında hata var, neye dayanarak söylüyorsunuz? Bu bir. İki, şöyle bir laf var, geleceğim şeylere. Gazetelerde işte böyle büyük büyük şey yapıyorlar. Efendim korkunuz yoksa oyları sayalım. Peki tamam da, bundan önce söylediğimizde niye Atalan Üsküdar'ı geçti dediniz? Örneğin referandumda ne oldu? Referandumda oylar tam sayılmaya başlanacakken bugünkü Yüksek Seçim Kurulu hemen açıklama yaptı. Dedi ki mühürsüz oylar geçerlidir. Bir dakika arkadaş, anayasada var bu. Sen yasayı değiştiriyorsun. Üstüne çıkıyorsun bak. Tamam, kanun yaptığın şeyler bir yerde kanun gibidir ama o andaki uygulamayla ilgili bir şey yapabilirsin. Kanunda yazılan bir maddeyi Yüksek Seçim Kurulu'nun değiştirme hakkı var mı? Yok. Bakın, hukuk ayaklar altına alındı. Kanunda yazılı olan bir maddeyi değiştirdi Yüksek Seçim Kurulu. Ve Türkiye'nin Anayasa Mahkemesi denilen Yüce Mahkemesi. Abi vallahi bizi ilgilendirmiyor bu ya falan dediler. Düşünebiliyor musun? Ve ülkenin o günkü henüz seçilmemiş yani sembolik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akıllara ziyan bir açıklama yaptı. At alan Üsküdar'ı geçti dedi. Yani biz çaldık bitirdik kardeşim, sen ne diyorsun ya dedi. Ve o zaman dedik ya bir daha sayalım. Aha, ne demek bir daha saymak kardeşim? Bitti. Görmüyor musun? Seçimlerimiz tertemiz. Çıktılar dediler ki işte kaybedenler böyle der. Bakın onların hepsi kulaklarımızda duruyor. Kaybedenlerin şeyi budur. O şeyim var mesela. Nerede var? Bu... Neyse, geleceğim şimdi beni, sizle şeyimi, sohbetimi, kahve soğuyacak. Vallahi sabahleyin bu yandaş yalaka takımını seyredince sinirim biraz şey oldu, kahveyi unuttuk abi, vallahi. Neler neler yapıyorlar. Bir kere bu şeyi anlamıyorum ben yani. Efendim oylar çalındı, en şaibeli seçim, böyle seçim olmaz. Ha buradan şu çıkıyor, gitmek istemiyorlar. İki aydır anlattığım size. Seçim yoluyla gitmek istemiyorlar. Ben ne diyordum? Kazanmayacağı seçimi yapmaz. Bir şekilde kazanacağını zannettirdiler. Seçime girdi. Şimdi Tayyip Erdoğan diyor ki, arkadaş beni seçime soktunuz. Bana ne dediniz? Tamam efendim, her şey hazır. Merak etmeyin. İstanbul'u da alırız, Ankara'yı da alıyoruz. Sizin %51'inizi de garantiledik. Yani vatandaş, bu ahali ne oy verirse versin önemli değil dendi. Onun için Yüksek Seçim Kurulu Başkanı kıvranıyor ve nihayet dün dayanamadı. Dedi ki bir daha sayacağız. Bakın bu İstanbul'un bütün oylarının sayılmasına kadar da gidebilir. Yani hani bunları sakın moral bozmak gibi algılamayın. Çünkü ben sabahleyin böyle bir esprili tweet attım.
Dedim ister misiniz kararname çıkarsın Cumhurbaşkanı bütün il buraları AKP kazanmıştır nokta diye. Pek çok kişi rahatsız olmuş. Yani gülmemiş insanlar. Yani tepki yok bana da. Aman diyorlar Can Bey akıllarına getirme bunlar hak eden yapar. Yani demek ki milletin zihninde bu var. Her şeyi yapabilirler düşüncesi girmiş artık milletin kafasına. Ben onu espri diye söyledim. Ya artık bunu bile yaparlar dedim yani. Ya Cumhurbaşkanlığı bugün bir kararname yayınlar. Efendim Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Mersin belediye başkanlıklarını AKP adayları kazanmıştır. Kazanan bu AKP belediye başkanları diğer bütün ilçe belediyeleri başkanlarını da atar. Yapar mı? Yapar dedim. Gırgır. Hayır. Yapabilir diye insanların içine kuşku düşüyor. Aman diyorlar. Aman aklına getirme. Ha tabii bunun çaresi yok. Onu zaten çoktan düşünmüşlerdir. Daha neler yapacakları ortada. Şimdi böyle şeyler var. Bayılıyorum. Efendim Cumhurbaşkanı bile kabul etmiş verdiği ilanda İstanbul'u şey ama altta. Hayır. Cumhurbaşkanı'nın talimatı oluyordu bunlar. Hiç bakın bana kimse inandıramaz. İstanbul'a geldi ve zannediyorum ki yani tepeden tırnağa böyle millete girişti. Dedi ki düzeltin bunu. İstanbul'u istiyorum. Ankara'yı istiyorum. Niye? Kardeşim İstanbul'u kaybettiği zaman bütün bu ne kadar dinci, vakıf, dernek, şu bu varsa, aileye bağlı vakıflar varsa, bir kere onlar perişan oluyor. Yüz milyonlarca lira para alıyorlar yani. Bak şimdi yavaş yavaş çıkacak bunlar. 80 bin kişi çalışıyor diyorlar. 20 bini aktif, 60 bini bankamatik. AKP teşkilatlarına bol keseden dağıtmışlar. Oradan harcanan paralar, usulsüzlükler, imar yolsuzlukları. Şimdi bunların hepsini bırakmak kolay mı? 40 milyarlık bir bütçeden bahsediyorum. Bir de İstanbul'un yarattığı katma değeri düşünün. Şimdi dün de size söyledim. Yani bu paraların olması bunlar cebe iniyor falan. Sakın kimsenin aklına bu gelmesin. Öyle bir suçlama asla yapmam. Ama sadece 40 milyar üzerinde İstanbul Belediyesi'nin bütçesi var. Bir de İstanbul'un yarattığı belediye eliyle de kontrol edebildiğiniz 10 milyarlarca dolarlık bir katma değer var. Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin oralar taşıyor. Rize taşımıyor Türkiye'yi. Anlatabiliyor muyum? Yozgat taşımıyor Türkiye'yi. Kimse alınmasın, darılmasın. Bazı iller var. Yani biz işte rekor kırdık falan dedik de İstanbul'daki iki AVM'nin ekonomiye kattığı kadar katkıları yok Türkiye'ye. Ha bu efendim kötü bir şey diye söylemiyorum. Aşağılamak için de söylemiyorum ama böyle sanayisi yok, şey yok. İşte insanlar kendi işte esnafı var, ufak çiftçisi var. Türkiye ekonomisine kattığı. Efendim iki de fabrika varmış. Ben de diyorum ki işte iki tane AVM hepsini kapatıyor. İstanbul'un önemi o. O zaman İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, Mersin'i kaybettiğin zaman muazzam bir ekonomiyi elinden kaçırıyorsun. Onun kontrolünü kaçırıyorsun. Yani bu o parayı onlar kullanıyor falan anlamına değil ama öyle bir gücü kaçırıyorsun. Çünkü o güç sayesinde ülkede egemen oluyorsun. Şimdi buradan bütün problem orada. Yoksa efendim İstanbul Belediye Başkanı ya kimsenin umru olmaz ya. Bu, olay bu. Bir de 25 yılın getirdiği bir tortu var orada. Daha neler çıkar? Yani ben hani Ekrem İmamoğlu'ya diyorum ki hani hakikaten Allah kolaylık versin. Belediyeye girdikten sonra belki bir süre yüzünü göremeyeceğiz çünkü gayya kuyusu gibi bir yer. Kim bilir neler çıkacak ve onlarla uğraşmaktan ve bu iktidarın hırsla yapacağı saldırılardan nasıl korunacak? Bakın daha seçimin sonucunu kabullenmek istemiyorlar ya. Alay ediyorlardı hatırlayın ya. Çok değil. 2 sene önce ya. 2 sene önce bizlerle alay ediyorlardı. Ya kardeşim referandumda böyle olur mu? Son dakikada hatalar Üsküdar'ı geçti. Düşünseydiniz, tedbir alsaydınız. Sonra 24 Haziran. Efendim uyumasaydı, bilmem ne adam kazandı dedi. Ne oldu sayalım dedik. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da muhalefetin böyle kenar köneşe yerler, sonucu değiştirmeyecek yerler hariç bir tane ciddi itirazını Yüksek Seçim Kurulu kabul etmedi ya. Dün akşam görmüyor musun? Ya bütün ilçeler yeniden sayılacak. Emirle. Çünkü yapamaz o adam başkasını. O adam başkasını yapamaz. İmamoğlu kazandığı açıklamasını nasıl yaptı onu bile anlamadım ben. Size söyledim yani dedim ki hakikaten hayretler içindeyim. Demek ki artık o bile çare bulamadı. Şimdi çareyi buluyorlar. Diyorlar ki arkadaş çalındı.
Ya şaşarsınız yani, tahmin edebilirsiniz. Üçer beşer dakika açın, nasıl bağırıyorlar? Oylar çalındı, hırsız CHP, çaldılar. Böyle bir... yok 46'da da böyle olmuştu da falan. Ya 17 yıldır ülkenin her kılcal damarına bile sahip olmuş bir iktidar. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük tezgahını görememiş. Seçim bittikçe mağdurum, mağdurum, mağdurum abi. Bir de şeye çok canım sıkılıyor. Efendim, CHP'liler, milletvekilleri bu itirazlar karşısında başına bir şey gelmesin diye salonlara girip torbaların üzerinde bekliyorlar. Biliyorsunuz ben size ilk Tarık Balyalı'nın fotoğrafını göstermiştim. Şimdi bir de Mahmut Tanal müthiş iş yapıyor. Gitmiş sandıkların üzerinde uyuyor kardeşim. Sandıkların değil, torbaların. Vay efendim, bunu nasıl yaparmış? Eğer bunu bir AKP'li yapsaymış yer yerinden oynarmış. Ama Mahmut Tanal yapınca çıt çıkmıyormuş. Şimdi bunu bu yandaş yalakalar yazıyor. Ya kardeşim, aklınızla mı dalga geçiyorsun? Bu kadar mı aptal görüyorsun bütün halkı? Akıl tutulması mı yaşıyoruz? Adamın söylediğine bakar mısınız ya? Yani medyanın %95'i AKP hakimiyetinde. Eğer bunu bir AKP'li yapsaymış kıyamet koparmış. Ama CHP'li yapınca bir şey olmuyormuş. Aa! Ve bunu böyle ciddi ciddi söylüyor. Şimdi bakın, bunu şöyle düşünüyorum. Ya bunları söyleyenler hakikaten akıldan, zekadan tamamen yoksun. Allah vermemiş. Ya da herkesi aptal zannediyor. Bence ikinci şık. Biraz akılları var. Ya IQ 50 falan ama yani onlar iş görüyorlar. Yani işte şunu şuraya koy dediğin zaman yapacak kadar zekası var onu yapanların. Hatırlıyor muyum? Yani alet falan kullanabiliyorlar. Böyle konuşuyorum. Evet, böyle konuşuyorum. Ne olacak? Bana bunu yapana ben de böyle derim. Lan medyanın %95'ine hakim olup da CHP'liler yapınca çıt çıkmıyor, AKP'li yapsa kıyamet. Kim koparacak kıyameti? Hadi can ataklı kopardı kıyameti. İki de öbür kanalda koparıldı. Bir de Sözcü Gazetesi'yle Cumhuriyet'te Hani şimdi kanalları böyle açıyorsun. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan. AKP, yaşasın AKP, Türkiye bunda. Yeni Türkiye bilmem ne bu. Onun için diyorum işte. Çünkü neden biliyor musunuz? Oy tabanını biliyor. Ve diyor ki bunlar aptal. Ben bunlara ne söylesem inanır. En güzel örneğini vermedi mi ya o damat? Biz dedi aya yol yapıyoruz dedi, inanır dedi. Çünkü o muameleyi yapıyorlar halka. Ve o halk da aslında bu seçimde verdi cevabını. Kardeşim sen bana fazla hakaret ediyorsun dedi. Şimdi ona inanmıyorlar. Her neyse. Of. Bir Sözcü'den başlayalım bari. Yürüyelim. Aa, ben telefonu buraya koymuşum. Vay be, 20 dakika konuşmuşuz ha. Hay senin çenene. Şimdi efendim, Sözcü Gazetesi'nde manşetten önce manşetin yanına bakıyorum. Bahçeli'den yeni çıkış. Bak, Bahçeli Türkiye'yi yeniden karıştırıyor. Ha, karıştırıyor ama benim size söylediğim, bakın, yeni bir numara geliyor. Efendim, olay şu. Diyor ki Bahçeli, Devlet Bahçeli, Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesinde büyük rol oynayan MHP lideri Bahçeli yeni bir öneride bulundu. Bahçeli, sadece büyükşehir belediye başkanlarını seçelim, ilçe başkanlarını o belirlesin dedi. Bunu zaten Tayyip Erdoğan söyledi ve dedi ki, ya dedi bu yeni yerel seçimde neyin nesi ya dedi. Hiç gerek yok ki dedi. Çünkü artık dedi Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Hani bunlar arıza benim için. Çünkü artık Tayyip Erdoğan kendini güçlü gören bir otorite istemiyor. Vali olur mesela. Vali, o kendi atadığı, onun memuru. Çık valicim, gel bakayım buraya çocuğum. Gel, tıt, git, tıt, o. Şimdi belediye başkanı, kendi partisindense zaten bunu yapıyor. Zaten kendi atıyor. Ama seçilemediği yerler var, işte onu azmedemiyor. Yani şimdi İzmir'in başında kendisi gibi bir otorite var. İzmir'in cumhurbaşkanı gibi adam. Olmaz diyor. Zaten atamak istiyor. Bunun da ilk şeyi, adımı işte bu. Belediye başkanını seçelim, öbürlerini o seçsin. Bakın. Aslında Türkiye bu yerel yönetimlerde çok fahiş bir hata yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi sadece ve sadece İstanbul için geçerlidir, biliyor musunuz? Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Samsun, yok efendim Trabzon filan, Ordu, Eskişehir. Buralarda büyükşehir diye bir şey olamaz. Çünkü neden? Bir tek bütün bu şehirler içinde Türkiye'de bir tek İstanbul'un il sınırlarının tamamı bir kent. İstanbul'un Çayırova'dan başlayın,
Çatalca'ya kadar olan alanın tamamı kent. İstanbul dışında başka böyle bir kent yok. Ne Ankara böyle, ne İzmir böyle, ne Antalya böyle. Ne Eskişehir böyle, ne Mersin böyle. İl merkezleri var. Ondan sonra da ilin değişik yerlerinde irili ufaklı ilçeler var. Şimdi bakın, niye yaptılar bunu biliyor musunuz? İl merkezlerinde doğal olarak daha medeni insanlar oturuyor. Çalışıyorlar, vergi ödüyorlar. İşte iyi kötü sanat, kültür, edebiyatla ilgileri var. AKP'li olmuyorlar çoğunlukla. Ama il yaptığın zaman, köylere, küçük ilçelere gittiğin zaman, alanları daralttığın zaman şey seviyesi düşüyor tabii. Yani insan niteliğinin şeyi düşüyor. AKP'ye oy veriyorlar. Şimdi ordunun il merkezinde kazanma ihtimalini görmeyen iktidar diyor ki büyük şehir yaptım ya da bütün şehir. Efendim merkez, daha köyüne kadar. Peki bir belediyenin İstanbul dışındaki herhangi bir belediyenin daha köyüne kadar ulaşıp hizmet götürmesi imkanı var mı? Yok. İstanbul farklı. İstanbul'un tamamı kent olduğu için devlet, yani bir kent devleti gibi İstanbul. Bakın Ankara da öyle değil. Ankara'nın haymanası. Efendim Ankara'nın nesi var? Kırıkhanım var. Bir şehir, yani ilçeleri şimdi. Bir şehir içindeki ilçeler var. İşte Çankaya, Yeni Mahalle, Mamak. Tamam, onlar kent içinde zaten. Ama diğer ilçeler, her biri şehir bitiyor. Uzunca bir boş alanda gidiyorsun şehirler arası yolda ve bir ilçeye varıyorsun. Oradan çıkıyorsun bilmem kaç kilometre gidip bir dağ köyüne varıyorsun. İstanbul'un mesafe olarak uzun olmakla beraber iki köy arasında boş arazi yok. Tamamı kent. Onun için Büyükşehir Belediyesi sadece İstanbul için geçerli olabilir. Ankara, İzmir'e bile olmaz. Hepsi kendi yerine. Çünkü belediye yaşadığımız kentin yönetilmesidir. Nasıl yönetilmesidir? Aydınlatması, temizlenmesi, kanalizasyonu, suyu, elektriğinin dağıtılması bu. Ve halkın yaşayacağı sosyal alanlar yaratmak, pazar yerleri kurmak, pazarlarda satılan mal ve hizmetleri denetlemek, belediyenin hizmeti bu. Belediyeler kanun çıkarmazlar. Mevcut otoritenin, yani Ankara'daki, başkentteki meclisin çıkardığı kanunlar doğrultusunda bulundukları yerleri belediye açısından yönetirler. Şimdi bunlar bir cinlik yaptılar. Mesela Eskişehir'i böyle alacaklarını düşündüler, olmadı. Ama Ordu'yu mesela halletti. Mesela Trabzon, sade il merkezine belki baksanız, muhalefet kazanabilir orada. Ama bütün şeyi yaptığın zaman, daha köylerine kadar giriyor kardeşim. Şimdi işte Tayyip Erdoğan buna da tahammül edemiyor. Diyor ki ben atayım kardeşim diyor. Belediye başkanı nedir işte, oradaki suyu muyu yapacak işte. Yani oraya iyi bir adam atarım. Ben vali atayım diyor. Vali ona bağlı. Onun için şimdi Bahçeli bunun yolunu yapıyor. Yani bir tane seçilsin, o herkese atasın. Çünkü neden? Bakın şimdi İstanbul'da şöyle bir durum çıktı ortaya. CHP adayı sayıca geçti. Fakat ilçeler bazında AKP daha fazla. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Tabii hiçbir gazetede bulamadım. Ben de onun hesabını yapamıyorum. Bu şeyde, bu seçim sonucuna göre, yani bunu kabul ettiğimizde, kaç belediye meclisi üyesi var muhalefetin, kaç belediye meclisi üyesi var iktidarın, yani AKP'nin diyorum. Şimdi ilçe bazında AKP evet 23 tane mi ne alıyor, CHP'nin 12 tane var. İki katı. Ama oy olarak alamıyor. Şimdi belediye meclisinde ne olacak onu bilmiyoruz. Yani ben daha bilmiyorum daha doğrusu. Varsa bilen hemen mesaj atar, bir ikinci yarıda bakarız ya da buradan bakarız. Yani bulamadım daha doğrusu sabahleyin. Aradım da belki ben yanlış yere baktım, olabilir. Belediye meclisindeki denge ne? Şimdi mesela onu da söyleyeyim var. Efendim işte belediye çalışamaz. Öyle şey olmaz. Ben size söyleyeyim. Yani koskoca İstanbul gelecek. AKP'li belediye meclisi yeri, efendim biz sana bunu yaptırmıyoruz. Adam canına okudur. Olur mu öyle şey? Çıkarım ben başkan olsam anlatırım. Derim ki bak buraya bu otobüse 5 otobüs daha ekleyeceğim. Adamlar ekletmiyor. Bitti. Ha, imarda zorlayabilir. Efendim buraya da gökdelen yapacağız. Onu yapacaklar. Çünkü bugüne kadar o oldu. Hep inşaat. Bakın İstanbul Belediyesi'nden imar dışında ben hiçbir hizmet görmedim. İnşaat. Hep inşaat. Ha, metro. Ya metro falan hepsi planlanmıştı. Bunların yaptığı bir şey yok. Avrasya, Avrasya dedikleri Bülent Ecevit imzasını atmıştı zaten hükümet olarak. Yani belediyeyle zaten alakası yok onun. Devlet Demiryolları.
Daha Ecevit iktidardayken, yani AKP hiç iktidara gelmemişken imzaları atıldı, protokoller yapıldı, kredinin gelmesi bekleniyordu. İktidar değişti. Avrasya'nın yürütülmesi AKP'ye kaldı. Olay bu. Metro aynı şekilde. Metronun temelini atan CHP. Yani binin metroya, 30. yıl diyor. 30. yılımızı kutluyoruz diyor metroda. Afişler var. 30 yıl geriye gidin. Kim iktidarda? CHP. Sözen attı temelini. Yani planları hep yapılmıştı. Para ve biraz da tabii beceriklilik lazım. Tamam. Tayyip Erdoğan geldikten sonra 1 metre metro şeyi açmadı. Tüneli açmadı. Ondan sonra Ali Müfit Gürtuna biraz o yürüttü. 2002'den sonra, 2004'ten sonra tekrar metro faaliyete geçti. 2008'den sonra da yeni yeni hatlar açılmaya başlandı. Yani bakın 89-90'da CHP döneminde başlamış. Sözen teslim edene kadar Taksim Levent hattı açılmış. Hatta espriler yapardık. İşte New York metrosu böyle karmakarışık, işte Londra metrosu karmakarışık, Paris metrosu, İstanbul metrosu böyle İstanbul haritasında ince bir çizgi şu kadarcık falan diye gırgır da geçerdik. Hani işte bizim metromuz bu. Yani biz o gün oraya ben de eleştiriyorduk yani. Ya bunu niye yapamıyorsunuz? Ya, hakikaten atla deve değildi ama bir para işi, bir de teknoloji işi. Yani sadece şunu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başlattığı metroda örnek olsun diye veriyorum. Bir günde 20 metre tünel kazabiliyorken eldeki teknik araçlar bugün 300 metre kazabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani fark bu. O zaman da tabii yavaş gidiyor. Yani bir paran az, iki teknoloji henüz geri. Yani bundan 30 yıl öncenin teknolojisiyle bugününki aynı değil zaten. Bunu da bilelim. Onun için bu büyükşehir esprisi dediğim gibi bir tek İstanbul'a geçerli. Ankara'ya, İzmir'e, büyükşehire gerek yok. İzmir'in kent, işte İzmir kentinin olduğu yerde büyükşehir belediye başkanı olur. Oradaki ilçelere de başkan atamaya gerek yok bana göre. Çünkü o kentin, yani Konak ayrı, yok Karabağlar ayrı, hepsi iç içe zaten. Ha, eskiden böyleydi. Mesela İstanbul ilçe belediyeleri şube müdürüydü. Ama Anadolu'ya gittiğiniz zaman her yerin kendi belediyesi vardı. Şimdi bunu işte sırf illeri AKP'lileştirmek için de birkaç yerde becer. Mesela Antalya. Ya Antalya'nın içinde iki tane büyük şey var. Bir Muratpaşa değil mi? Bir de Konyaaltı. İkisi de CHP. Yani Menderes Türel AKP'li belediye başkanı olarak kentte oturuyor ama oturduğu yer ezici bir şeyde CHP'nin elinde. İki tane belediye var. Bir de yukarıda Kepez var. Kepez belki bozuyor işi. Hani şey için CHP adına söylüyorum. Ama Menderes'in oturduğu yer, Menderes Türel'in oturduğu yer olduğu gibi CHP. Ama çevre illerden, dağ köylerinden bilmem ne oy gelince orada AKP çıkıyor. Şimdi o da çıkamadı bak. O da olmadı. Kent içi öyle. İşte dediğim gibi orada öyle. Eskişehir, Kılpay'ı son seçimi kazanmıştı. Eskişehir'in içine gittiğin zaman hoca ezici bir çoğunlukla alıyor. Niye? Çünkü adam gibi çalışıyor kardeşim. Dünyaya parmak ısırtan bir belediye başkanı oldu. Ama Eskişehir'in dağ köyündeki adamın porsuklarındaki güzelliklerden yani hem bir haberi yok hem de yani bana ne ya diyor orada diyor bilmem ne diyor. Zaten orada içki falan içiyorlardır diyor filan yani. Kızıyor bir de üstelik o güzelliklere. Neyse şimdi Bahçeli böyle bir numara yapıyor. Bu kafa karıştırmak, bulandırmak için yapılıyor. Şimdi nereden çıktı? Ha bu vardı. Ben burada size anlattım daha önce de. Bakın dedim Tayyip Erdoğan'ın esas niyeti bu. Bunun için vermek istemiyor İstanbul'u falan ve bu yöntemle de İstanbul'u kesin alacağına inanıyor. Yani bütün belediyelerin ben atacağım deyince o zaman her yer bir duruyor tabii. Zaten ben diyor şey o zaman şimdi Ataşehir rantın en yüksek olduğu yer. İnşaat rantı yani imar. Çünkü boş alan çok ya dik gökdelenler hepsi devletin arası. Şimdi orada Ataşehir Belediyesi var işte o arıza çıkarabilir. Çünkü o da diyor ki arkadaş iskanı ben veriyorum yani benim de hakkım var falan. Ya bunlara ne gerek var diyor. İstanbul'u kazanıyor mu? Kazanıyorum. O zaman Beşiktaş'tı, Şişli'ydi, Kadıköy'dü. Hepsine ben AKP'liyi oturturum. Mantık bu. Şimdi Bahçeli bunu diyor. Yani bu tam hakimiyet sağlama operasyonu. Her neyse.
Manşet, Ekrem İmamoğlu Anıtkabir defterine böyle yazdı. Söz veriyorum atam. İstanbul'da seçimi kazanan İmamoğlu ilk iş olarak ailesiyle birlikte Anıtkabir'e gitti. Saygı duruşunda bulunup dua etti. Abi Anıtkabir türbe değil ki. Niye dua ediyorsun ki? Yani et tabii de. Ama türbe ziyareti değil yani. O başka bir şey. Her neyse. Yapmış. Allah kabul etsin diyorum. Bir şey demiyorum da. Yani dua ettiği bence öne çıkarmayın yani. O Atatürk'ün manevi huzuruna gitmek. Türbe ziyareti değil. Çünkü şeye sokmaya çalışıyorlar biliyorsunuz. Bu AKP takımı. Atatürk'ün kabrini bir tür türbe ziyareti. Efendim yani orası Fatiha okunacak yer. Hayır değil. İsteyen okur o ayrı ama Atatürk'ün manevi huzuru, onun sembolik anlamı var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu o. Ona gösterdiğin saygı. Mezar ziyareti değil. Anıtkabir mezar değil. Kelime olarak takılmayın. Anıtkabir bir sembol. Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolü orası. Onun için bir takım kuralları var. Normal bir insanın mezarı değil. O ayrı. Zaten kabir mezar. Yani kelime şeyine takılmayın. Onun sembolik anlamı var. Şimdi AKP bunu nasıl istismar ediyor? Birazdan söyleyeceğim işte böyle. Vay ben biz Atatürk'e tabii gidilmesi bizi çok memnun eder de. Dün akşam konuştu böyle dehşet içinde dinledim. Ömer Çelik diye bir şeyleri var ya. Hükümet sözcüsü mü? İşte parti sözcüsü galiba. Aman Allah'ım. Ya bunlar hep okumuş yazmış çocuklar. Bunlar lisan falan da biliyorlar ya. Yani işte diyorum ya hepimize bu kadar muamele yapmayın ya. Ben çok üzülüyorum kardeşim. Ne olur yapmayın ya. Biz aptal değiliz. Bu halk aptal değil. Bazı eğitimde olmayabilir. Bir kesimin zeka düzeyi çok yüksek olmayabilir. Yoksulluktan dolayı bir takım konularda duyarsızlaştırılmış olabilir ama aptal değil bu kadar. Yani dönüp de böyle efendim biz Atatürk'ün ziyaret edilmesinden herkesten daha fazla mutluluk duyarız işte. Bizim için Atatürk'ün şöyle bir önemi bir ama deyip hadi lan git işine be. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen İmamoğlu dün eşi ve 3 çocuğuyla Ankara'daydı. Anıtkabir'e gittiğinde binlerce kişinin sevgi gösterisi ve sloganlarla karşılandı. İmamoğlu ailesiyle Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu ve dua etti. Peki, özel deftere ise taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum diye yazdı. İmamoğlu Anıtkabir'den ayrılırken vatandaşlar Mustafa Kemal'in askerleriniz diye bağırdı. Bunun üzerine İmamoğlu, Atatürk'ün manevi huzurundayız, dua edelim dedi. Bu beni işte diyorum ya yani ya bunu deme be kardeşim ya. Burada hemen böyle yani Tayyip Erdoğan da işte dün akşam gitti Kur'an okudu. Yani sen okuyorsun ben de okuyorum. Benim de sesim güzel. Ya okuyun tamam da. Ya aman ha burası Atatürk'ün manevi burada dua oku. Hayır dua okunmaz. Saygı göstereceksin orada o kadar. Duanı oku kardeşim. Hiç. Ben de okudum. Kaç kere gitti bana kabul. Kendi duamı okurum. Fatiha'mı okurum. O ayrı. Ha bunu böyle burada dua oku. Hayır. Orada Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran insana saygını göstereceksin. Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlılığını gösterme yeri orası. Türbe ziyareti değil. Şöyle yazmış. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Bugün manevi huzurunda 1919 yılında başlattığınız Kuvayi Milliye Ruhu'nun 100. yılının İçerisinde aynı ruhla 21. yüzyıla fikri hür, vicdanı hür nesiller olarak akıl ve ilimle, bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi, maneviyatını koruyarak milli unsurlardan asla taviz vermeden hizmet edeceğime söz veriyorum saygılarımla. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 2-4-2019 imzasını da atmış. Şimdi buna delirdiler. Vay efendim oraya nasıl yazarmış onu. Şimdi aynı akşam, yani dün akşam, bu Mevlüt neydi işte, Uysal mı? Şeyi attılar ya, Topbaş'ı attı da yerine birini koydular ya, Tayyip Erdoğan'ın attı bunu koydu. Ne işte o Mevlüt ha. O kandil kutlama mesajı attı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Yani diyor ki belediye başkanı benim. Tabii kardeşim sensin. Öbürü de seçildi. Şimdi bunu böyle tamam. Yani mesela şu denilebilir mi? Ya kardeşim mazbatanı almadan adını kullanma. Ama bakın devede kulak. Yani bütün her şey içinde söylenecek en son ne? Kazanmış gidiyor. Şimdi tabii benim saat ve çalışma olanakları nedeniyle
her şeye yetişemiyorum. Yani sabahın köründe gördüm çünkü bu şeyi. Ama geçmişe doğru gittiğimiz zaman, yani seçildikten sonra o unvanı kullandığı ya da o havayla ziyaretler yapmadılar mı? Yani Tayyip Erdoğanlar, AKP'nin işte o zamanki yöneticileri ya da işte belediye başkanları. Ya bu şeydir, bu bir şey değil. Seçilmiş, görünüyor. Efendim daha açıklanmadı, itirazlar var. Hep itiraz vardı. Ama o Yüksek Seçim Kurulu var ya bakın, o kadar ağır bir bedel ödeyecek ki. Çünkü bugüne kadar hiçbir seçim, aynı adamlar çünkü değiştirmiyor. Yani bir şey yok, okunlar devam edecek diyor. Aynı adamlar. Çok değil, bir yıl önce, bak bir yıl bile değil, 10 ay önce yapılan bir seçimden. İnsanlar çırpındılar. Ya kardeşim bak şurada hata, burada hata, bilgisayar mühendisleri olayı çıkardılar orada. Gık demedi. Şimdi bana, efendim demokrasi var, niye korkuyorsunuz? Ha ben kişisel olarak zannediyorum ki biriyle yoktur ve çıksay derim. Ama şunu da söylüyorum. Arkadaş bak şimdi o zaman çık önce özür dile. De ki ben bundan önceki seçimlerde ata alan Üsküdar'ı diye oy çaldığımı ilan ettim. Hata ettim. Türk milletinden özür diliyorum. Şimdi demokratik hakkımızı kullanalım istiyorum. Zararın neresinden dönülse kârdır ha. Özür dile, yapalım. Ama sen alay ettiniz kardeşim. Şahsen alay ettiniz. Ben ne alay ettim mesela? Benim öfkem var ya şu anda. Tweetler attınız. Ha işte hala bunlar böyle. Yoksa bir daha sayalım istersen. Gel senin evinde sayalım. Küfürler, kafirler. Şimdi... Vay efendim demokratik hakkımız. Niye saymıyor? Niye korkuyorsun? Bir de o. Şimdi bak ne bu biliyor musunuz? Hukuk demokrasi olduğu gibi kalktığı için bir takım ahmaklar mesela diyor ki korkmuyorsan gel de sayalım. Yahu hukukta yok böyle bir şey. Her şeyin kuralı var. Ama moralinizi bozmayın. Bütün İstanbul'u yeniden saymaya çalışıyorlar. Çünkü yoruyorlar bakın insanları. Dün Üsküdar'da saldırdılar. Çünkü vatandaş kapının önünde gidiyor, bekliyor. Şimdi CHP böyle bir şey yapıyor. Demokrasi nöbeti diyor. AKP'lileri gönderdiler, saldırttılar. Şimdi bu yarın daha şiddetli saldırıya yol açabilir. Bezdirmeye çalışıyorlar, yormaya çalışıyorlar. Çünkü ayın 13'üne kadar bir dönem var. Şunu yapabilirler, onun için herkes diri ve uyanık olmalı. 13. günden bir gün önce ve artık milletin böyle perişan şak diye. Çünkü bu Yüksek Seçim Kurulu bunu yapar. Bakın, referandumda sayılmaya 5 dakika kala kanun değiştiren YSK'nın yapamayacağı hiçbir şey yok. Anayasa Mahkemesi yok artık ülkemizde. Anayasal kurum kalmadı. Bir kanun hükmünde kararnameye bakar Cumhurbaşkanı. Böyle olacak der olur. Onu bilmek gerekiyor. Tedbiri herkes böyle almalı. Bakın aksi takdirde gider. Bana göre mümkün değil yapmaları. Ama ellerinden geleni yapacaklar. Kaossa kaos diyecek. Çatışmaysa çatışma diyecek. Yapıyorlar zaten. Niye saldırırsın AKP'li? Söyle bakayım bana. İstanbul İl Başkanı. Cevap versin. İnsanlar şeyin önünde duruyorlar. Efendim bir şey yapmıyor. Ben kızıyorum. Nasıl durursun? Ya duruyor. İçeri girip de torbaları mı yağmaladı? İçeri girip insanları bekliyor. Diyor ki hani biz çünkü bir şey de yapamaz ha. Görmüyor çünkü içeriği. Yani içeride AKP takımı rahatlıkla bütün oyların mühürlerini değiştiriyor bile olabilir bak. İnsanlar içeri girmiyor. Avukatlar içeride tabii yani o kadar abartmayalım. Duruyor. Niye gelip saldırıyorsun? O görüntüler var mı arkadaşlar şu şeyde? Bakın. Üsküdar Kavga diye bir şeyimiz var. Sadece görüntüler. Benim arkamdan verirseniz bakın. Ay bu şeyden ben çok sıkıldım ne olur. Sayın Merdan Yanardağ lütfen. Şunları kaldırın ya. Artık tamam işte herkes öğrendi yani. Bunlar mecbur muyuz? Bu şart mı? Bakın şimdi görüntülere bakın. AKP'liler bak nasıl saldırıyorlar. Niye yapıyorsunuz kardeşim? Nedir? Bak 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 hale bak. Niye saldırıyorsunuz? İnsanlar bekliyorlar orada bir şey yok ki. Polis var. Polis karışmıyor. Ölü var. Şimdi eskiden ya çok şey olmasa bile bir kural vardı. Anayasa gereği. Efendim, şey ne derler, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, bir de neydi? Ulaştırma Bakanı. Bunlar istifa ederler, onun yerine tarafsız denilen. Ki çoğu tarafsız da değildir ama. Öyle,
Ama şimdi öyle olmadı. İçişleri Bakanı diye bir adamı getirdiler. Adam fiilen operasyon yaptı. Dedi ki hepsini tutuklayacağım dedi. Tamam yeter arkadaşlar şey yapmayalım. Yani vahşet çünkü oluyor. Şimdi bunu yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Oradan insanlar kaçsınlar gitsinler. Son gün Yüksek Seçim Binali Yıldırım kazanmıştır. İtiraz? Abi itiraz süresi bitti. Kazandı vallahi işte. Vallahi bilemiyorum. Ya sen yürülen hata alan içkileri geçti diyecek. Yapabilir. Hayır benim bana geliyor. Dolar 10 lira olur. Umurunda mı? Daha çok iç borcu kapatır işte. Doları 10 lira yaparlar. Basar 10 milyar dolar. Milleti paraya boğar. Sonra düşürdüm tekrar 7'ye diye göbekler atılır. Bu arada parayı toplarlar kenarda durur. Bugüne kadar öyle yapmadılar. Hangi bana dış güç diyorsunuz kardeşim? Bak ısrarla soruyorum. Merkez Bankası'nın önündeki ekranda kim döviz sattı, kim aldı yok mu? He? Yok mu? Var. Bunu Amerikalı biliyor mu? Biliyor. O zaman Amerika açıklasın kardeşim. Ben bulamıyorum çünkü. Benim gücüm ona yetmiyor. Ama var. Onun için bana dış güç o yaptı, bu yaptı. Vay efendim alçaklar, namussuzlar, şerefsizler, teröristler, darbeciler bilmem ne deme. Açıkla. Son mesela şu son hani dolar bir çıktı ya gene 6.80'e. İşte 5.80'e mi 5.90'a mı ne çıktı tekrar hani düşürüldü. Bugün kaç kardeşim bir görelim bakalım. Bana lütfen deyin ki arkadaş bunlar aldı. Bakayım kaç para? 5.61. Al durmuyor. Ya yani 5.30'lardaydı seçimden önce biliyorsun. Bak 5.60. 10 olur. Olur. İşine geliyor. Dış güçler diyor, saldırıyorlar diyor. O arada dolarları satıyorlar. Açıkla kardeşim. 7 liradan kim sattı? Kaç para sattı? O efendim bilgisayar hatası oldu. Dolar birdenbire 6.90 iken bir anda 2.5'a düştü. O sırada kim işlem yaptı? Efendim iptal ettik. Edemezsin. Yalan söylemeyin. Herif Arjantin'den aldıysa doları ya da sattıysa nasıl iptal ediyorsun ya? Sen dünyaya açık, dünyayla kafa bulabilir misin öyle? Tamam, Türkiye'de yedirirsin. Efendim onların hepsini iptal et. Edemez. Çünkü online sistem. Beni ilgilendirmiyor kardeşim, hata var. Bana ne? Hataysa hata. Ancak uluslararası mahkemelere gidersin, anlatırsın, bunda bir hile var dersin. Alıcı ya da satıcı kimse, onun da bu işte dahlinin olduğunu kanıtlarsın, o zaman iptal edersin. Yok öyle, o kadar ucuz değil. Yalan söylediler. Açıklayın. Dolarları kim aldı, kim sattı? Bu kadar basit ya. Önünüzde. Dış güçler, dış güçler. Hangi dış güçler? Mesela onu da bilelim. Hangi Amerikan şirketleri piyasadan çektiler paraları? Söylemiyorsunuz ki. Hayır. Aa çok soğumuş be. Bir fal mı baktırsak nedir ya? Kapatsam şöyle mesela. Dur bakalım. Hayırlısıyla. Belki burada bir tane güzel fal bakan vardır. Size de söylerim kısmet var mı yok mu diye. Efendim, İstanbul ve Ankara'nın yeni başkanları böyle dedi diyor. Söz veriyorum halkım. İmamoğlu ve Mansur Yavaş dün CHP liderini ziyaret etti. Hep birlikte halka seslenip tarafsız hizmet sözü verdi. Aa onun görüntüleri var mı? Arkadaşlar hangisi? Yarın Türkiye genelinde çok şiddetli yağmur varmış ona göre. Haberiniz olsun. Sıkıldım bu havalardan. Hala pardesü giyiyoruz. Giymezsen dert giyince bir saatte şey. Yeter. Evet. Şimdi diyor ki bu yıldızlarını kırpıp savunma bakanı yaptılar ya bir adamı. O da dün açıklama yapmış. Efendim yaptığı çok ayıp. Bütün oradaki askerin de dikkatini çekmişler. Albay falan var ya. Anıtkabir komutanlığı. Onların dikkatini çekmişler. Nasıl yaparsınız böyle bir şey? Nasıl söylermiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yım diye. Ona mı bakacaktı adam kardeşim? Ama mesela Doğan grubunun, pardon şimdi Demirören oldu ya. Onların bir şeycisi var, şakşakçısı var bir tane. Abi neydi adı boşver işte sabahları falan çıkıyor böyle devamlı. Adam çok bayılıyorum ama. Çok konuşuyor hiçbir şey söylemiyor. Müthiş. Devamlı konuşuyor. Ve böyle hep şeymiş gibi ya çok güzel sorular falan soruyormuş gibi. Bu sabah çıkmış açıklama yapmıştın akşam galiba. Efendim şöyle olmuşmuş, İmamoğlu
önce demiş ki İstanbul Belediye Başkanı seçilmem dolayısıyla ziyaret ediyorum. Fakat oradaki askerler demişler ki hayır, bu usullere aykırıdır efendim. Siz henüz seçilmediniz çünkü mazbatanızı almadınız. Kimsenin aklına böyle bir şey gelmez. Böyle bir şey yok. Ama bu tetikçi yalakalar bunu söylemekten çekinmiyorlar. Efendim ama İmamoğlu kandırmış. Peki tamam o zaman demiş. Biz CHP'liler olarak geliyoruz. Ha o zaman olur demişler. Fakat kazık atmış. 76'ına öyle imzalamış. Asker çok bozulmuş ama orada bir şey yapamamış. Fakat Savunma Bakanımız sağ olsun hemen duruma müdahale etmiş ve dikkat çekmiş. Bunu anlattı. Allah'ım yarabbim. Kimsenin aklına gelmez kardeşim. Kimsenin aklına. Ya sen daha seçilmedin. Hiç bana elinizi vicdanınıza koyun. Şimdi mesela Adana'da Zeydan Karalar'la karşılaştın. Bir dakika arkadaş, sen daha seçilmedin. Birinizin aklına gelir mi? AKP'li olun olmayın, hangi partiden olursanız olun. Yani şu anda mesela İstanbul'da neresi seçildi? Avcıların, yok şeyin değil mi? Çatalca'nın belediye başkanı değişti. CHP'liydi, AKP'li. Şimdi şunu biri der mi? Bir dakika arkadaş, sen daha belediye başkanı değilsin falan. Evet, geçelim, tamam. Hiç olmazsa birinci gazetemizi geçtik. Bakalım sonuna kadar varabilecek mi? Varırız, varırız. Biraz hızlanırız şimdi. Başka ne var? Bu arada şeyi söyleyeyim. İllere göre hava durumu. İstanbul 14 derece, parçalı. Aa, bak, hayır bu çok daha önemli. Şimdi işe gidecekler var. Zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağış. Bilin. Ankara 15 derece, parçalı çok bulutlu. İzmir 20 derece. Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Antalya 18. Zonguldak 10. Trabzon 11. Erzurum 5. Diyarbakır 14. Evet, evden çıkacaklara, işe gideceklere duyurulur. Ve genelde yağmurlar geliyor. Güney Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu, Anadolu ile Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Kocaeli, Sakarya, Niğde falan yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Evet, bunları bilirim. Bilelim, ona göre davranalım diyorum. Evden çıkacaklar var çünkü şu anda. Demokrasi nöbeti devam ediyor falan falan. Evet, gelelim. Milliyet, İstanbul itirazı demiş. Şimdi bunlar çok enteresan. Bu gazetelerin, bu yandaş yalaka takımın internet siteleriyle gazeteleri biraz daha farklı. Gazetelerde biraz daha böyle mış gibi yapıyorlar böyle. Efendim İstanbul'da itirazlar var. İnternet sitelerine bir giriyorsunuz, Allah! Televizyonlar Allah'lık zaten. Çok güzel ya. Ya mesela o anketçilerin hepsi ekranlara çıkıyor. Ya ben anlamıyorum ya. Lan insan biraz çekinir ya. Ha bir de biri bilmiş gibi. Çünkü siz başka bir şey yapıyorsunuz. Neyse, bana ne? Efendim hemen gözlerimizi başka tarafa çevirelim. Gündem önce yurt dışı. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki haftadan itibaren Rusya'da başlayacak yoğun bir dış gezi gündemi bekliyor. Güzel. Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 Nisan'da Rusya'ya giderek Putin'le üst düzey işbirliği konseyi toplantısına katılacak ve Rusya Türkiye Turizm ve Kültür Yılı'nın açılışını yapacak. Erdoğan'ın Kırım'da cami açılışı ve Çin'de düzenlenecek Kuşak Yol Forumu'na katılması da bekleniyor. Aa, bir dakika. Şimdi bak bu cami açılışı çok önemli ha. Bunun siyasi anlamı var. Cami açılışına katıldığı an Putin'le beraber Rusya'nın Kırım'ı, ilhakını onaylamış oluyorsunuz. Kabul ediyorsunuz yani. Vladimir'cim al canım burası senin diyorsunuz yani bir anlamda. Yani bu çünkü bayağı diplomatik olarak konuşuluyordu Ankara'da. Demek ki öyle karar vermişler. Eğer oraya gidiyorsa Ukrayna ile olan şeyimizi bozuyoruz. Rusya ile olan dengemizi de tabii bozmuş oluruz. Yani tamam arkadaş senin diyoruz. Sonradan da Amerika F-15'leri verecek mi diye bakıyoruz. Bir de onlar var şimdi başımızda. Sormayın. Efendim, Erdoğan'ın en merak edilen görüşmesi ise ABD Başkanı Trump'la olacak. Trump'ın Mayıs ayı başına Türkiye'ye gelebileceği ifade edilirken Erdoğan'ın da bu ziyaretin gerçekleşmemesi durumunda ABD'ye bir seyahat gerçekleştirebilir. Abi böyle bir dil yok. Böyle bir haber yok. Efendim, Trump'ın gelmesi bekleniyormuş ama eğer gelemezseymiş o zaman Tayyip Erdoğan'ın gidebileceğiymiş konuşuluyormuşmuş. Abi böyle bir haber olur mu? Trump niye gelecek? Gelmiyorsa niye gelmeyecek? Eğer o gelmiyorsa niye Erdoğan oraya gidiyor? Bunun görüntülü telefonlar var, koyuyorlar kocaman. Hem Erdoğan'ın çok parası var. Sarayda koy abi devasa bir şey. Böyle başkan kocaman karşısına çıksın. Orada da sendeki hello, how are you'sun canım? Neydi adamın adı? Donald'cığım. Bak şimdi canım kardeşim.
Yanındaki de tercüme ediyor. Donald, My Donald, My Sweet falan böyle bir şey. İşte öyle bir şeyler oluyor. Ne bunu yap. Ya gitmene gerek yok Beyaz Saray. Ama bak şöyle oluyor o zaman. Ya dünyada böyle bir örneği yok biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan döndü, Kılıçdaroğlu da dedi ki sen hayatında hiç Birleşmiş Milletler'de konuştun mu dedi ya. Galiba şey düşünüyor onu. Yani Tayyip Erdoğan için Birleşmiş Milletler'de konuşturduklarını düşünüyor. Efendim Tayyip Erdoğan diye bir dünya lideri var. Onun Birleşmiş Milletler'de konuşması lazım. Titre önemli değil. Tayyip Erdoğan'a dünya lideri orada konuşacak. Onun için dönüyor diyor ki sen konuşabildin mi? Sen Beyaz Saray'a girebildin mi? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ya da Cumhurbaşkanı olursan Beyaz Saray'a da girersin. Birleşmiş Milletler'de de konuşursun. NATO toplantısında da konuşursun. Şimdi beni yap. Dışişleri Bakanı yap mesela. Dışişleri Bakanı olarak ben de gideceğim konuşacağım. Ama Kılıçdaroğlu gidemedi diyor. Ve bunu alkışlıyorlar. Evet diyorlar. Rahat be benim başkanım diyor. Birleşmiş Milletler'de konuşuyor. Dünya beşten büyüktür diyor. Kılıçdaroğlu gidebildin mi lan sen? He diyor. Ciddi söylüyorlar bunu. Çünkü Cumhurbaşkanı bunu ciddi olarak zaten söylüyor. Çünkü o da öyle düşünüyor. Sen konuşabiliyor musun diyor. Ben konuşuyorum diyor. Benim adım Recep Tayyip Erdoğan. Ben giderim Birleşmiş Milletler'de konuşurum. Sen Kılıçdaroğlu konuşabiliyor musun? Ha? Konuşamazsın. İşte şimdi bu da öyle. Gelmezse ben giderim lan ne olacak yani? Aynen bak hava bu. Haber bu. Mayıs ayında Trump'ın gelmesi bekleniyormuş ama eğer gelmezse ben gideceğim. Niye? Ve bu sırada hemen bu haberin içine yani biz böyle efendim Trump geliyor çok sevindik yaşasın Trump geliyor ama gelmezse ben gideceğim derken yan tarafta da hafiften de böyle kabarıyoruz ha. ABD'ye yanıt iç işlerimize karışmayın. Baba kabadayız ya karışma kardeşim iç işlerimize. Neden? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün seçimlere ilişkin yorumlarına yanıt verdi. Yabancı devletler dahil tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz. Kaçınmazsa ne yapacaksın kardeşim? Bakalım Amerika ne demiş? Sabahtan beri bunu arıyorum biliyor musunuz? Biliyorsanız yazın bana. Amerika ne dedi bize? Neye cevap verdi? Gazetelerde yok. Bu yandaş yalaka takımında Amerika'ya cevap verdi. Karışma lan işimize. Peki ne dedi abicim? Kaçıncı sayfa diyor bu? 12. 12. sayfayı bu açtık, bulduk. Bakalım ne demiş abi? Erdoğan gündemi Miraç Kantili. Hah bu. Evet, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Doktor Fahrettin Altun, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün yerel seçimlere ilişkin değerlendirmesine yanıt verdi. Çok güzel. Oradan Türkiye iç işlerine karışma olarak. Ne dedi? Yok. Amerika bir şey söylemiş. Biz de cevap vermişiz. Gazetecinin aklına gelmiyor. Ya abi affedersin ama Amerika ne dedi de sen bu açıklamayı yaptın? Yaptık kardeşim uzatma işte. Amerika'ya kafa tuttuk. Harikasınız yani sayın danışmanımız. Bu kadar mı güzel izah edilir ya? Aynı bu durumdalar. Ne olmuş ya günlerce bulunuyor yazısı niye yok? Bir seyahat nedeniyle yazılanı bir günlük ara. Güzel. Güneri Bey seyahate gitmiş. Seçim yorgunluğunu atmak üzere Maldivler'de bir takılıyorum ama Güneri Bey keyifli adamdır öyle demeyin. Hakikaten yani gazeteciler içinde rafine yaşam biçimini gerçekten yaşayan nadir isimlerden biridir. Yani rol yapmaz. Öyle çünkü. Yani şaraba bakar, snoba eder. Çünkü bu işinmez der mesela. Ve bunu doğru yapar. Şey olsun diye değil. Yani snopluktan değil. Öyle bakıyor. Olmaz. Bu yemek olmaz. Bu yemek, bu lokanta iyi bir lokanta değil. Lan dersin ki abi en işte buraya gelenler $500 veriyorlar yemeğe filan. Yok yavrucuğum bu iyi bir lokanta değil. Bak bu tuzunu yanlış koymuş. Sosunda şu var. Bakarsın hakikaten öyle. Hakikaten öyledir yani. Ya snopluk yapmıyor. Öyle yaşıyor. Kızmayalım. O kadar. Bak sadece büyükşehir başkanı seçelim. İlke başkanlarını o belirlesin. Başka? Ayrımcılık küresel tehdit. Şimdi Dışişleri Bakanı da gidiyor Birleşmiş Milletler. Bak işte. Dışişleri Bakanı Birleşmiş Milletler'de konuşmuş. Ha? Kılıçdaroğlu sen konuşabildin mi? Bak. Çavuşoğlu bile gitti konuştu. Ha! İmamoğlu. Konuştun mu sen kardeşim? Sen gidebiliyor musun Birleşmiş Milletler'e? Ha? NATO toplantısında konuşturuyorlar mı seni? Adam yerine bile sokmuyorlar. Ben konuşuyorum ama. Ya ben oraya gidiyorum dünya beşten büyüktür diyorum. Sen kimsin? Bu ne?
Ne yaptım ben? Yok, tamam. Geçelim. Efendim. Günaydın. Hadi biraz eğlenelim ya. Günaydın Eke. Deniz köpürdü diyor. Deniz kim? Herhalde Deniz Seki, çünkü güzel bir fotoğrafını koymuşlar. Kime köpürmüş? Efendim, Deniz Seki Zor Mu adlı şarkısını izinsiz alıp Sevda Tekin'le birlikte seslendiren DJ, DJ, DJ şeklinde okunuyor. Disc jockey. Jockey'i biliyoruz, diski de biliyoruz. Disc jockey ne oluyor? Diskin üstüne binen adam. Eserin söz yazarı ve bestecisi olduğunu söyleyen Seki, parçanın üzerinde izin alınmadan işlem yapıldığını ve isminin bile geçmediğini belirtti. DJ Kibble, Kibil ifadesinde Seki'nin hayranıyım ve ticari bir amacım yoktu dedi. Ancak sanatçının maddi manevi haklarına tecavüz edildiği tespit eden savcılık ceza davası açtı. Çok güzel. Buyurun, Turkuaz'a 4 ödül verilmiş. Turkuaz dedikleri bu işte bu havuz medyasının adı. Nelere verilmiş? Türkiye'nin markaları Hilton Bomonti Otel'de düzenlenen törenle ödüllendirildi. Gecede Turkuaz Medya Grubu 4 ödüle layık görüldü. Günaydın'dan Hakan Uç, en iyi müzik yazarı. Vay! Demek ki böyle bir kategori var. Müzik yazarı. Ne yazıyorsun? Müzik yazarım. Nota biliyor musun? Oraya gelmedik henüz. Biz sadece müziği yazıyoruz. Onu besteciler biliyor. Peki abi. Belki biliyordur ha. Takılıyorum. Ben böyle bazen takılıyorum. Bana mesaj diyor. Ya onu söylediğiniz, o aslında çok iyi bir adamdır. Ya ben adamın iyiliğini kötülüğünü söylemiyorum. Dalgamı geçiyorum burada. O kadar. Dün çünkü oldu öyle. ASO başkanı için. Valla. Çok iyi niyetli bir seyircimiz aradı. Dedi ki ya çok iyi bir adam. Dedim ki yani kötü demedim zaten. Sadece şu ortamda onlardan böyle cümleler alıyorlar ya bu yandaş yalakalar. Onunla dalgamı geçtim dedim. Yoksa tanımıyorum hakikaten. Çok iyi bir insan olabilir. Efendim, ATV'den Murat Yıldırım en iyi sunucu. Ha, bu kim 500 milyar ister var ya, onu sunan. A Haber'den Cansu Canan Özgen ise en iyi moderatör ödülünü almış. Tolgahan Sayışman, uluslararası en sevilen oyuncu. Ah, kategoriye bak. Uluslararası en çok sevilen oyuncu. Şimdi satıyoruz ya dışarı, Dubai, Mubai, Mısır, işte o. Uluslararası en çok sevilen. Yetti lan diyor, beni Türkler diyor, bütün dünya seviyor. Kim buna karar vermiş? Turkuaz. Üçte. Şimdi bakalım. Abi bak, aynı numara gene var burada. Koskoca medya grubusunuz. Utanmıyorsunuz. Koy kardeşim, tamam, birinci sayfana. De ki Turkuaz'a ödüller. Biz aldık, çok 4 tane aldık. Çok başarılıyız, harikayız falan. Buraya da ki mesela... Şeyden de bu oldu. Bakarsın bizden de ödül almış olan olabilir mesela. Bilmiyorum. Efendim neymiş? Kendi alanında marka olan isim ve kurumların ödüllendirdiği Strong Media Türkiye Marka Ödülleri. Şimdi bu arkadaşların hepsi kendilerini marka olarak görüyor. Ben bazen şey oluyorum. Marka. Lan mal mıyız biz marka? Marka. Efendim Can Ataklı marka isim. Kötü niyetle söylemiyorlar tabii ama ben diyorum ki yani hani Can Ataklı marka, Ahmet marka, o marka. Ya marka deyince hani şey yani makarna gibi oluyorsun yani. Ve en iyi makarna falanca makarna. Yazarların iyisi, markası bu. Hmm, güzel. Güzel güzel alalım bunu. Güzel yeriz evde. Güzel. Kimin olduğu belli değil. Birileri ödül veriyor, alıyorlar. Ben hep iyidir ödül almıyorum. Ödüle layık görülecek bir iş yapmıyoruz çünkü. Ne yapıyoruz ki? Konuşuyoruz, eleştiriyoruz. Çok ayıp şeyler yapıyoruz biz burada. Hakikaten. Bak arkadaşlar ne güzel oturuyorlar, yazıyorlar Sayın Cumhurbaşkanımız. Yani o kadar hayranız ki size. Siz diyor, bütün bu enerjinizi halkı çok sevmenize borçlusunuz değil mi Sayın Cumhurbaşkanı? Bak mesela bu enerjinizi neye borçlusunuz? Efendim halkımı çok seviyorum, güzel. Ama yani mesela ben şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine koyuyorum kendimi. Şimdi bu soruya nasıl bir cevap verilir? Sayın Cumhurbaşkanım. Bütün bu enerjinizi, halkınızı çok sevmenize borçlusunuz değil mi efendim? Şimdi bak yavrucuğum, keşke bu sorunun yarısını da kesseydin de o lafı ben söyleseydim, bir anlamı olacak. Ben şimdi sana ne cevap vereyim? Evet halkımı çok seviyorum. İstanbul'u donattık. Aşk dedi. İstanbul dedi ki abi istemiyorum. Çok seviyorum ama ben seni sevmiyorum dedi İstanbul. Çok enteresan bir durum. Bizimkisi İstanbul aşkı. Ama karşılıksızmış.
Vay namussuz İstanbul, yıkın. Bir tanesi yapmış o, biliyor musunuz? Geleceğim şimdi, orada bir yolda, internette mi gördüm? Abi adam şey yapmış seçimlerden önce, çocuk parkı yapmış, AKP'li bir belediyeci. Sonra seçimi kazanamayınca o hırsla gitmiş elinde sopa, çocuk parkını yıkmış ya. Lan size çocuk parkı falan yok, seçmediniz nankörler. Böyle bakıyorlar. İşte hikaye bu. Efendim pamuk kalbi dayanmadı. Bu ne? Türkiye güzeli yüzüne kezzep atacağım, seni öldüreceğim diyen arkadaşını affetti. Efendim 2011 Türkiye güzeli Melisa Aslı Pamuk'u elinde görüntüleri olduğunu söyleyerek ölümle tehdit eden solist Elif Atbaş 9 ay 15 gün hapis cezası. Ya bunlar aralarında bayağı böyle kriminal işler yapıyorlar. Bak dün de vardı bir şarkıcı, yani ben seni öldüreceğim, geberteceğim demiş, ona da bir para cezası. Pamuk son duruşmada eski arkadaşını affedip hapis yatmasını önledi. Bak şimdi Miss Türkiye 2011 güzeli Melisa Aslı Pamuk solist Elif Atbaş ile arkadaştı. Ancak Atbaş, bunlar hep kanka dedikleri var ya, kankam ben. Çok iyiler. Ayrılınca Allah, ortalık kan gerevan oluyor. Efendim, araları bozulunca güzellik kraliçesi arkadaşını, elimde görüntülerim var, yüzüne kezzap atacağım. Şimdi görüntülerim var, niye kezzap atıyorsun? Hani görüntülerim var, 100 bin lirama gönder, yoksa kezzap atarım. Görüntülerim var, kezzap atacağım. Niye? Demiş. Her neyse. Ölümle tehdit etmeye başladı. Pamuk ise bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yapılan yargılamada Atbaş, Pamuk'a karşı işlediği tehdit suçlarından toplam 9 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Atbaş, karara itiraz edince dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay, taraflara uzlaşıp uzlaşmayacaklarının sorulmasını istedi. Pamuk son duruşmada arkadaşını affedince dosya kapandı. Allah Allah. Ha bunlar hep yakın arkadaş. Birbirlerine giriyorlar. Mahkemelik oluyorlar, cezalar. Vay anasını ya, nasıl? Mesela ben hiç eskiden hatırlamıyorum. Böyle sanatçıların birbirine girip, davalaşıp, yok öldüreceğim. Hep bunlar bu yeni Türkiye, biliyor musunuz? Kafaya sıkmak, yüzüne kezzap atmak, canını okuyacağım, mahvedeceğim, yakacağım. Hep bu şiddet. Başka bir şey var mı? Bu arada mutlu bir haberimiz var. Efendim Ramazan geliyor biliyorsunuz. 11 ayın sultanı Ramazan'da biz de hep birlikte değerli hocamız, efendim, abi adamın adını unuttuk, orada da yazmıyor. Adamın resmini koymuşlar, adı yok. Ha, Hatipoğlu. Bak şimdi, İslam aleminin heyecanla beklediği 11 ayın sultanında, sultan sabahtan Kur'an-ı Kerim ve meali, rahle boy, bilgisayar dizgili, deri kapaklı, renkli basılı falan. Sadece 29 kupona, güzel. Burada Hatipoğlu elinde bunu tutuyor. Adı yok. Şimdi bak benim gibi adamlar bir anda, lan neydi adı Hatipoğlu? Ne Hatipoğlu şimdi? Hadi buyurun bakalım. Ne Hatipoğlu'ydu bu ya? Her neyse. Şimdi onun da tabii yazıları başlayacak. Ve göreceksiniz Ramazan'ın ilk günü. Hocam! Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Abi, 100 yıldır sakız çiğnemenin orucu bozmadığını hala öğrenemeyen bir halkımız var. İlle soracak onu. Hocam, aşı olursak orucumuz bozuluyor mu? Bak, bu da gelecek. Hocam, efendim, her gün bir tane ilaç almam lazım, orucumu bozar mı? Bunu da öğrenemedik. Dişlerimi fırçalarsam orucum bozulur mu? Bunu da öğrenemedik. Ojeli ellerle abdest alırsam geçerli mi? Onu da öğrenemedik. Şimdi bunlar gelecek. Hep beraber burada inşallah sağ kalırsak hep beraber okuyacağız onları burada. Efendim hocam, acaba Mars'tan su getirirlerse bununla abdest almamızda bir sakınca olabilir mi? Diye mesela soru gelecek. Mesela şunu sormuyorlar. Kul hakkı yiyenin, onun bunun parasını çalanın, ona buna hakaretler edenin Kur'an'daki cezası nedir? Ne diyor onlar için? Öyle sorular pek gelmiyor. Hocam bunu yaparsam cennete gidebilir miyim? Hiçbiri mesela cenneti sorarken Hazreti Muhammed'e yakın bir yerde oturacak mıyım falan demiyor. Cennet. Huriler var değil mi? Onu soruyorlar. Evet. Eski dostun affedi burada var. Ha bu arada Galatasaray dün 0-0 berabere kalmış. Medyayı karalar bağlamış. İkinci maça kaldı. Galatasaray durumunu sıkıntıya soktu. Soktu ne yapalım? Fenerbahçe zaten yok. Fenerbahçe'nin olmadığı bir Türkiye Kupası. Kızmayın, kızmayın, takılıyorum.
Efendim zaferin ortağı sensin diyor. Terör siyasetini sandığa gömen Şırnak'a Başkan Erdoğan'ın sürprizi. Erdoğan AK Parti Şırnak Kadın Kolları Başkanı. Şimdi bu laf da hep yanlış oluyor biliyor musunuz? Kadın kolları diye bir şey yok. Kadın kolu var. Efendim partimizin kadın kolları. Kaç tane abi sizin kolunuz partide? Yani kadın kolunuz kaç tane? Kadın kolları. CHP de aynı hatayı yapıyor. Kadın kolları başkanı olmaz. Kadın kolu başkanı olur. Ayrıca bana göre o da olmaz. Çünkü AKP'de ya da CHP'de ya da başka bir partide erkek kolu başkanı var mı? Ya da erkek kolları başkanı? Bak gençlik olur, o kadar. Kadın, özel, efendim kadınlar zaten yoktur ama bir tane var, kadın kolu. İtiraz edin. Mesela ben CHP'de buna itiraz etsin abi, kalksın. Ne demek ya kadın kolu? Hah, şu belki şöyle bir itiraz olur, kabul ederim. Ya işte o da olmayınca kadınları nasıl getireceğiz kardeşim? Hiç olmasa kadın kolu bahanesiyle işte kadınları da partimize çekiyoruz. İşte erkekler çünkü itiyorlar kadınları, istemiyorlar. İşte görev vermiyorlar ama işte kadın kolu olabilir. Ama özünde yani yanlış zaten. Erkek kolu olmadığına göre kadın kolu da olmaz. Yani şunu baştan kabul ediyoruz. Parti, siyaset, her şey erkeklerin işidir. Kadınlar da yapıyorsa onlara ayrı bir şey tanınır. Efendim kadın kolu. Mühendislikte falan var mı mesela? Kadın doktor, kadın mühendis. Kadın elektrik mühendisleri odası. Ya da mühendisler odasında kadın mühendisler kolu. Yok. Yaparlar ama onu da. Evet gelelim. İstanbul'un kaderi çalınan oylarda. Şimdi çalınan oylar diye bir kavram attılar ortaya. Düşünebiliyor musunuz? CHP çalmış. Helal olsun. Vallahi billahi bayıldım. Eğer CHP çalabildiyse... Müthiş. Hem de bir tane iki tane değil ha. Seçimi kazanacak kadar. Yani AKP açık ara önde fakat CHP çalmış atmış. Şimdi AKP'liler mazlum mağdur. Abi biz seçimlere girdik demokratik zannediyorduk seçimleri. Çalmışlar. Allah'ım yarabbim. Lan kargalar gülmez be. Yani niye söylüyorum? Kardeşim anlattık ilk yarıda. Yani tamamı AKP'li olan bir ortamda sen diyorsun ki oyları çaldılar. E salak mısın sen peki? Nasıl çaldırdın bunları? Bakmadınız mı? Hepiniz AKP'lisiniz. Ne oldu Süleyman Soylu'nun fedailerine? Onlar da başında bekliyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'nun adamları orada. Hepsinin arasından Arsène Lupin anasını satayım. Tak çalmışlar. E bravo. Şapka çıkarın o zaman. Saygı duruşunda bulun. Helal olsun. Tarihin en şaibeli seçimi operasyon çekiliyor diyor. Kim diyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan Hodri Meydan. Oyları canlı yayında sar. Hah işte bak bu canlı yayında saralımı ben 2007'den beri söylüyorum ve benimle dalga geçiyorlar. Ya bu cana taktı da çık kaçık adam kardeşim ya. Yeminle söylüyorum. Ne hakaretler yedim biliyor musunuz? Ya saysanıza bunları. Geçen de söyledim. İddia ediyorum bak. 2007'den bu yana. Bütün oyları, sandığa falan bakma. Oyları sayalım, açıklanan sonuçlarla karşılaştıralım. Hepimizin önünde. Çıkmayacak, tutmayacak. Bu seçim de öyle programlanmıştı. İnanın bana, bakın bunu inanarak söylüyorum. Belgen var mı? Yok. Spekülasyon yapıyorum. Onu söyleyeyim. Ama doğruyu söylüyorum. Her şey ayarlanmıştı. Dediler ki sayın efendim hiç merak etmeyin. Hallettik hemen. 51'i hallettiler. İstanbul'u halledemediler. Adana'yı halledemediler. Ankara'yı halledemediler. Çünkü oradaki Çağlayan'ın önüne geçemediler. Ama mesela 51 çıkardı. Nasıl çıkardı? Çıkardı abi. 23 milyon seçmen. Tutmuyor işte. O zaman 51 değil. Nasıl oluyor? 26 milyonla, 26 küsurla 51.1'di. 23 ile nasıl oldu? Hah, onu izah et bana. 1 milyon da seçmen arttı bak. Bir de o var. Etti 4. 4 milyon düşük oy almış. Ama 51'im diyorsun. Matematik olarak izah edin. Efendim katılım oranı. O 86 idi, bu 83. Beni ilgilendirmiyor. 23 milyon oy var. 26 küsur oy vardı. Değil mi? Çok ciddi bir düşüş var. Oy yani rakamsal düşüş var. Oran moran ben anlamam. Çünkü oran ne biliyor musunuz? Oy kullanana göre. Şimdi
4 kişi seçime giriyor. Üçünüz bana oy veriyorsunuz. %75 alıyorum. 2 kişi verirse %50 alıyorum. Öbürü de %50 alıyor. Ya da işte onlar dağılıyor. Biri ona, biri ona vermiş. Ben %50 olurum 4 kişide. 2 kişiden biri oraya, biri oraya verirse %50-50 almış oluyorsun. Ha. 100 bin kişide bakalım ona. 1 milyon kişide bakalım. Şimdi Rize'de rekor kırdık lan. Rize'nin nüfusu kaç? Tek başına Kartal eziyor, geçiyor. Ne olacak o zaman? Onun için orana bakmıyorum ben. Rakam ne? Kaç kişi vermiş? 3 milyondan fazla insan 10 ay önce AKP'ye oy vermiş. Şimdi yok. Bu. Gene 51 diyorsun. Bir kere orada bir faul var. Ha oransal olarak Edyan ne olacak? Katılma oranı %60'a düşerdi. O oran 65 de olabilirdi o zaman. Yani katılma oranı 60. AKP'nin aldığı oy 65. E tamam. E, şeyler öyle kazanıyor işte. Sisi falan öyle kazanıyor. Kızıyorsunuz ama işte öyle kazanıyor. Senin Mürsin de öyle kazanmıştı. Bayıldığınız Mürsi. Maduro da öyle kazandı. 67 oy aldım. İyi de 46 katılım olmuş kardeş. %46'sı seçime gitmiş, 67 aldım diyor. Halkın değil ki. Halkın %30'unu bile almamışsın aslında. Onun için şimdi burada bana bu komik geliyor. Şimdi bu adamları sürdüler öyle. Şimdi diyorlar ki efendim Cumhurbaşkanı zaten kabul etti dün verdiği şeyde reklamda. O arkada şöyle duran reklamında ne diyor? 15 ilden bahsediyor. Demek ki İstanbul'u saymıyor. Şimdi numara bu. Şimdi Tayyip Erdoğan kendini ortaya koyar mı? Deli mi? Vay efendim bir de o çünkü şimdi bir anda parti başkanı olmaktan çekildi. Devletin başındaki Cumhurbaşkanı. Canım benim ne alakam var yerel seçimlerle şekerim. Ben şu anda gideceğim Putin'le görüşeceğim. Sonra bakacağım Trump gelecek. Gelmezse ben giderim. Bir şey değil. Uçağım var benim. 747'me otururum. Üst katında yatar uyuruz beraber. İneriz. Görüşürüm. Ben şimdi beni uğraştırmayın falan. Vermiş talimatı. Şimdi bunlar kamikaze gibi. Bir de yani AKP'nin bugüne kadar çizdiği profilin çok dışına çıkarak, hünkürdüyerek, ağlayarak, yalvarıyor. Biz demokrasiye çok inanıyorduk. Lan demokrasiyi kaldırdınız, nesine inanıyorsun? Şimdi birdenbire bir operasyon çektiler. E sana CHP operasyon çekebiliyorsa, kusura bakma kardeş. Yani sen her şeye müstahaksın. CHP diyor, operasyon diyor. 30 Mart seçimlerinde AK Parti'ye operasyon yapıldı. Bu seçim demokrasi tarihimizin en şaibeli seçimidir. Çok büyük hatalar, usulsüzlükler var. Oylar kaydırılarak başka partilere yazılmış. Çok hızlı bir şekilde fark azalırken CHP paniğe kapıldı. İl seçim kuyruğunun sayımı durdurma kararı manidardır. Lan adamı hasta etmeyin. İl seçim kurulu durdurabilir mi? İşte durduramaz. O yüksek seçim kurulu. Şimdi formül arıyorlar içeride. Nasıl AKP kazandı diye açıklayacağız. Ama diyorum ki teknik olarak yapamazlar. Ancak emirle yapar ama. Böyle oldu. Saymıyorum. Git istediği yere. Şimdi o an mesela böyle bir açıklama yaparlar. Efendim yaptığımız son sayımlarla AKP adayının kazandığı anlaşılmıştır deyip sabah mazbatayı verirsen efendim itiraz yok. İtiraz edene de aynı koro der ki ooo kardeşim sen de yenilgiye doyamıyorsun. Bak bak. Böyle de şerefli ve karakterlidirler yani o yalaka takımı. Anında. Bak. Burada var. Sorun yoksa çekinmeyin diyor mesela. Bu lafa bayılıyorum. Efendim bunu 5 sene önceki seçimde Mustafa Sarıgül söylemiş. Ama yani de ki söyledi. Bak haberimiz yok. O bir yerde söylemiş o kadar. Bir şey yapılabildi mi? Bir tek sandıktaki itirazı kabul etmediler ya. Yok efendim yok böyle bir şey. Hadi yürü, hadi yürü, hadi yürü, hadi yürü. Şimdi ne kadar yani adam dese ki seçimi yeniden yapın, ona kabul edecek. Bak onu bile yapabilirler ha. Ha bu durumda seçimi yeniden yapalım. CHP'liler niye oturuyor biliyor musunuz? Bak onun hazırlığını söyleyeyim. Yakarlar orayı. Oylar yanar. Derler ki ya biz şimdi ne olacak abi biz sayıyı göremedik. İtirazlar yerine gelmiyor. Oylar yandı. E bir daha yapalım seçim. Şimdi bana yine kızanlar var. Ben şaşırıyorum. Ha, bu kadar paranoyak olmayın. Ay Can Bey bunları böyle söylüyorsun moralimizi bozuyor. Bozmuyorum kardeşim. Evet bilin gerçeği bilin. Bak Üsküdar'daki olayı gördünüz yani. Şimdi onu göstermeyelim mi yani? Moralimizi bozmayın. Bunların şey olmasın. Susun. Peki susalım. Ne olacak? Yapıyor işte adam. Tam tersi. Herkes direnecek kardeşim. Çünkü burada büyük bir rantı kaybediyorlar.
Onların bağlantıları var. Burada değil mi? Burada konuştuk. Tarık Balyalı geldi anlattı. Hangi dinci vakıflara ne kadar para gitmiş. Onlar kesiliyor. Bizim aklımıza gelmez oraya buraya böyle para dağıtmak. Adam belediye madde yasaların bilmem nesinden yararlanıp ne kadar dinci, tarikatçı şey varsa ailenin kurduğu vakıflara şakır şakır paralar gidiyor. TÜRGEV'e bağış yapmadan Türkiye'de iş yapamıyorsun diyorlar ya. Böyle şey olur mu? Buralardan paralar gidiyor. E diyorlar. Çıktı işte yaptık. Yani bu gizli saklı değil ki. Arsalar veriliyor, binalar veriliyor, nakit paralar veriliyor. 80 bin kişi çalışıyor, 20 bini aktif, 60 bini bankamatik memuru. Yani şimdi bütün bunlar tabii gidecek. E şimdi dün benim yazdığım yazı hem çok okundu hem de pek çok başka ihbar geldiği için Ekrem İmamoğlu da söyledi. Belge kaçırıyorlar, yakıyorlar, yok ediyorlar. Çünkü herkesin şeyi, efendim dijitalmiş ben. Ya kardeşim ayrı. Dijital olarak takip eder ama sen bilgisayarları da hackleyebilirsin. Yok edersin her şeyi. İşi uzatıyorlar. Şu arada İstanbul Belediyesi'nde ve bağlı kuruluşlarında harıl harıl neler çalışıldığını bilmiyoruz. Ama duyuyoruz. Adam diyor ki abi işimiz bitti, eşyasını topluyor. Eşya toplama değil o. 25 yılın verdiği rehavetle her şeyi yaymışlar. Şimdi alelacele toplayalım. Bunlar gelirse çok fena oluruz. İşte onun için de İstanbul Belediyesi'nin devredilmemesi lazım. Hem rant kesiliyor hem de büyük bir belli ki şey çıkacak ortaya. Rezalet çıkacak. Şimdi geliyorsunuz. İşte Engin Ardıç. Şimdi yazamıyor seçim sonucunu. Efendim şeyde komünist başkan seçilmiş. Kah 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 ki 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 ki. Mehmet Barlas. Ya artık çok üzülüyorum hakikaten ya. Yani herhalde akli melekelerini de kaybediyor. Çok üzülüyorum ama yani. Çünkü bir dönem hakikaten çok sevdiğim, saydığım bir isimdi. Çünkü çok derece şey. Efendim her devrin adamı falan. Oraları geç. Beni ilgilendirmiyor. Ben entelektüel birikimi, sohbeti ona bakarım. Ama yani olacak şey değil ya. Amerika efendim bilmem ne demiş de vay efendim niye demiş şey olmuş da ya Kılıçdaroğlu olsaymış ne olurmuş? İşte Tayyip Erdoğan Amerika'ya direniyormuş. S-400 alıyormuş da efendim. Ya yapma be Mehmet Barlas. Allah aşkına ya. Ya bu Yavuz Donat. Bu da artık. Bunun da herhalde gitti. İyice gitti kafa. Şimdi böyle ortadan yazı yazmak bunların şeyi. Hayırlı olsun. Demokrasimiz kazandı falan. Bak itiraz edemezsiniz. Bak şimdi yazıyı okuyacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim gecesi balkon konuşmasında öyle bir söz söyledi ki katılmamak elde değil. Her şeyde bir hayır var. Seçim herkes için hayırlı oldu. Seçim sonuçları herkes için derslerle dolu. Şimdi ders alma zamanı. Hiç vakit kaybetmedi. Efendim AK Parti burada başarılı, burada başarısız. Bir asla itiraz edemeyeceğiniz ama insan dağarcığına bir şey katacak tek kelime bile yok. Bütün bu yazarlar bakın böyle yazıyorlar artık. Hiçbiri analitik bir şey anlatmıyor. Bir size bir şey sunmuyor. Bak bu budur, bu budur. Çünkü hepimiz her şeyi bilmiyoruz. Ya da bazı olayları bunun ışığında değerlendiriyor. Öyle bir şey yapmıyorlar. İnkar edilemeyecek laflar ya da militanlık yapıyorlar, provoke ediyorlar. Efendim AKP mağdur. Abi bu mağduriyetten bıktık ya. Kılcal damarlarına kadar girdiniz ülkenin. Hala mağdursunuz ya. Mağdurum da mağdurum. Ay ben mağdurum. Adam hiç utanmadan diyor ki bunu diyor CHP'liler yapmış olsa diyor. Şey diyor AKP'li yapsa kıyamet kopar. CHP'liler yapınca çıt yok. E çıkar. Çıt çıkar hadi. E niye çıkmıyormuş? Efendim türbanlı kadına saldıranlara bir şey olmuyormuş da şortlu kıza tekme atan hapse giriyormuş. Yalana bak. Neyse boş ver. Hürriyet. Ha işte burada. Allah'a çok güzel. Seçimi kaybetti çocuk farkını yıktı diyor. Zonguldak'ta Alaplı'ya bağlı Yeni Doğanlar Kurağı muhtarmış bu. 20 yıllık muhtarı Mehmet Akyol seçimi kaybedince bir hafta önce yaptırdığı çocuk parkını parçalayarak yıktı. Bir hafta önce. Lan size çocuk macık eğlene geçsin yenisini yapsın. Yanına da Trump kafası demiş şimdi. Bu ne kafası? Bu da Trump kafası. Efendim neymiş? Keyfi kararlarıyla dünyada kriz üzerine kriz çıkaran Trump yönetimi bu kez Türkiye'ye hedef aldı. Ay. Washington F-35 teslimatını durdurduğunu açıklayarak bugünkü kritik
NATO toplantısı öncesi tansiyonu yükseldi. Abi tansiyon yükseldiğine göre bizim Dışişleri Bakanı gidecek, Amerikan Dışişleri Bakanı'na bir tokat böyle. Ulan tansiyonumu yükselttin sen benim be. Vermiyorsunuz. Almıyorum lan ben de F-35. ABD Savunma Bakanlığı, yani Pentagon, parantez içine koyuyor. Ha Pentagon şaşırmayın. Amerika'da Pentagon diye bir yer var. Orası Savunma Bakanlığı. Genelkurmay Başkanı falan hepsi orada. Sözcüsü Charles Summers, Türkiye ile diyalogumuz devam ediyor. Türkiye, S-400 alımından vazgeçene kadar ABD F-35'lerin teslimini askıya almıştır. S-400'leri alırsa F-35 programına katılımı riske girecektir. Türkiye'nin ürettiği parçaların ikinci kaynaktan tedariki üzerine çalışılıyor dedi. ABD'nin skandal kararının Washington'da bugün başlayacak olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı NATO Dışişleri Bakanı'nın toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ve Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile görüşecek olan Çavuşoğlu, Türkiye'nin tepkisini dile getirecek. Abi affedersiniz ama, şimdi size de soruyorum burada, bana akıl verin. Türkiye kaçıncı defa tepkisini dile getirecek? Sorum çok basit. Elinize sağlık. Bu ülkenin haklarını aslanlar gibi savunuyorsunuz. Ne cevap veriyorlar? Bunu bize niye söylemiyorsunuz? Mesela bu Dışişleri Bakanlığı'na atanmış olan adam gidiyor konuşuyor. İri iri gözler. Adam sana ne diyor kardeş? Bana bir de onu söyle. Pompeo denilen adam sana ne diyor? Sen diyorsun ki, efendim orada PKK'lara destek veriyorsunuz, silah veriyorsunuz, bilmem ne, biz bunu kabul edemeyiz. Çok güzel. Nasıl alkışlıyorlar bu garipler? Abi işte bu be. Amerika'ya meydan okuduk be. Amerika'yı dize getirdik lan. Çok güzel. Amerika ne dedi? O yok. Ama şunu anlıyoruz. Bizimkiler gidiyorlar Amerika'ya devamlı söylüyorlar. PKK'ya yardım ediyorsun, orada bunu yapıyorsun da burada F-35'lere, S-400'lere. Adam aynen devam ediyor. Hiç yok sayıyor. Yani o yolla devam ediyor. Sen burada ve ben bunu dedik de bunu dedik de bunu yaptık da ben bunu anlıyorum. Çünkü sen diyorsun ki tepkimizi net şeyleri asla kabul edemeyiz. Peki diyor, tamam kabul etme. Devam ediyor. Dün 20 kamyon daha gelmiş mesela PKK'ya yardım. E şimdi bana bunu biri izah etsin. AKP'liler sorsun kardeşim. Bir tane böyle bir milletvekili yok mu ya? Arkadaş bu kadar söyledik de bu Amerika'ya hani yapamaz dedik. Müsaade etmeyiz dedik, izin vermeyiz dedik, görürsünüz dedik. Ne yaptık? Peki biz bu kadar konuşmamıza rağmen Amerika nesine güvenerek hala yardım getiriyor? Diyorum işte dün de 20 kamyon. Neye güveniyor? Şimdi bunu soracak bir tane AKP'li haysiyetli bir yazar yok mu mesela? Yalaka çünkü hepsi. Yok mu mesela? Mehmet Barlas niye sormaz? Şimdi bak Mehmet Barlas diyor ki Amerika yani ah diyor Kılıçdaroğlu olsa bunlar ne kadar güzel olacaktı. Bak çok basit bir soru. Buradan sorayım. Belki sabah erken kalkmıştır. Yaşlı ya. Uyanmıştır. Diyor ki mesela şimdi efendim kızdıkları şu. Amerikan Guardian mesela Guardian gazetesi demiş ki büyük şehirlerde Erdoğan'a darbe. E değil mi? Nasıl dersin? Kabul. Guardian demiş ki Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 16 yıldır sandıkta ilk kez cezalandırıldı. Ha nasıl olur? Şimdi diyor ki mesela biz diyor İngiltere'nin içine düştüğü Brexit zavallılığını vesile edip sözde demokrasinin ve soğukkanlı bilincin vatanı sayılan bu ülkenin hali pürmemeli hali hakkında hiç çeşitlemeler yapmadık. Daha ne kadar yapacaktınız? Bu ülkelerde demokrasi yok, göstermedik, işte Brexit'te böyle oldu, şöyle oldu yazdınız. Ciddiye almazlar ama neyse. Şimdi diyor ki aslında diyor bunlar diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takıntılı olmakta haklılar. Yani ne vardı Venezuela'da seçilmiş başkan Maduro'dan yana açıklamak, görüş açıklamak? Avrupa Birliği ülkeleri toptan Venezuela'daki Amerikan darbe girişimine destek verirken bir bize mi kalmıştı Maduro'ya destek vermek? Hakikaten ya dünya liderimiz böyle yani hiç korkmadan böyle çıktı peki. İsrail'in başkenti Kudüs'e taşıması veya Suriye'den alıp işgal ettiği Golan Tepelerini ilhak etmesi nedense Türkiye'nin de sorunu oldu. Bunun gibi Mısır'daki Sisi darbesini hem Amerika hem Avrupa sevinçle karşılarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devrilen başkan Mursi'yi tutması kabul edilebilir miydi? Evet ya nasıl bir dünya lideri bu ya? Herkese kafa tutmuş. Oysa diyor bak şimdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir iktidar lideri olsa ne güzel şeyler duyardık.
Ne demek yani PKK, PYD'yi Türkiye için tehdit olarak görmek? Ayrıca başka işimiz mi kalmadı da Rusya'dan S-400 savunma sistemi almamız mı kaldı? Cümleye bak. Bu arada FETÖ konusunda ikide bir Amerika'yı rahatsız etmek dostluğa, müttefikliğe yakışıyor mu? Kılıçdaroğlu olsa böyle diyecekmiş. İşte onun için diyorum. Şimdi Sayın Mehmet Barlas, Allah aşkına sorar mısınız? Bizim sorularımız, bizi ciddiye almıyorlar. Bize çurçur muamelesi yapıyorlar. Onun için cevap vermiyorlar. Ama siz Sayın Cumhurbaşkanımızı yanağından okşayacak kadar onunla yakınsınız. Lütfen, lütfen sorar mısınız? Her seferinde Amerika'ya kabul edemeyeceğimizi, bunu asla içimize sindiremeyeceğimizi, buna asla izin vermeyeceğimizi söylemelerine rağmen PKK'ya bu kadar yardımı gönderiyorlar. Ne diyorlar, biz böyle yapamazsınız, müsaade etmeyiz, sabrımızın sınırlarını test etmeyin dediğimizde bize ne cevap veriyorlar? Ben soruyorum, duymuyorlar. Ama belki siz sorarsınız. Bakın ne güzel yazı yazmışsınız. Kılıçdaroğlu olsa vatanı satardı. Tayyip Erdoğansa bütün Amerika'ya direniyor. Aferin ona diyorsunuz. Bir sorun ne olur? Lütfen ya. Ne diyor Amerika? Bak Dışişleri Bakanı her seferinde diyor ki asla kabul edemeyiz. Çok güzel. Ben içim gururla durmuyor böyle. Doluyorum böyle. Helal olsun be diyorum. İşte be diyorum. İşte be. Bütün dünyaya kafa tutan bir liderimiz var ve onun adamları var. Adam hiç korkmuyor ya. Amerika'ya kadar gidiyor, diyor ki izin vermeyiz ulan sana diyor. Sonra sonrası işte bizim Hülocu takımı ha yapıyor. O arada işte dün 20 kamyon daha geliyor. Şimdi biz izin vermemiş mi oluyoruz yani? Asla müsamaha göstermemiş mi oluyoruz? Abi sen beni görmezden gel. Sen şimdi de ki müsamaha göstermiyoruz. Biz de korkmuş gibi yapalım. Ama bu çocuklara da bunları vermek lazım. Şimdi onları da gör. Ha evet, haklısın. Öyle mi oluyor? Ben bilmiyorum. Herhalde böyle bir şey oluyor. Sus parası demiş. Suudi yönetimin öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarına maaş bağladığı, ev hediye ettiği ve kan parası ödeyeceği ileri sürüldü. Washington Post haberine göre Kaşıkçı'nın ikisi kız dört çocuğuna ayda 10'ar bin dolar ödeniyor. Ayrıca Cidde'de her biri 4'er milyon dolar değerinde evler hediye edildi. 10 milyonlarca dolar kan parası da alacak olan çocuklar cinayet hakkında konuşmayacak. Ya bir şey söyleyeceğim. Yani bunun benzeri mesela Soma'da yapılıyor kardeş. Ya, size anlatmıştım. Gözlerim dolmuştu. Böyle yayında söylediğinde neye uğradığımı şaşırmıştım. Soma'da Kadınlara Bir Yardım Derneği'nin işte onlara iş üretip onların para kazanmasını sağlayan, ismini şimdi söyleyemeyeceğim, yanlış söylemeyeyim. Halk TV'deydim o zaman, yayına geldiğinde. Demişti ki çocuklar arasında bile sorun çıktı. Çünkü bazı çocuklar diyorlar ki benim babam niye madende ölmedi? Şimdi madende ölenlere paralar maralar veriliyor. Madende ölen, babası ölen çocuğun topu var. Babası çalışan, işsiz kalmış. O beş kuruşu yok. Babası ölen çocuğun topuyla oynuyorlar ve çocuk diyor ki benim babam niye ölmedi? Onun için yani Suudi Arabistan'dakiler de ya babamız öldü ama işte biz de bayağı rahat yaşıyoruz kardeş mi diyorlar. Çünkü bunu kabul ediyorsa, tamam konuşmayacağız diyorlarsa demek ki böyle düşünüyor. Canım babamız öldürüldü ama işte biz hiç olmazsa bak bize böyle bir miras bırakmış oldu. 4'er milyon dolarlık ev, 10'ar bin dolar aylık maaş. Efendim, utangaç bir şekilde yeniden sayım karmaşası. AK Parti İstanbul'da yerel seçim sonuçlarına itiraz, tüm ilçelerde itiraz etti. 7 ilçede ilçe seçim kurulları yeniden sayım kararı verdi. İl seçim kurulu kararı tedbiren durdurdu. YSK durdurma kararını kaldırdı. Şimdi bak, YSK öyle bir oyun oynuyor ki sanki CHP haksız hukuksuz bir şey yapıyor. Ve hukuk da diyor ki arkadaş olmaz. Bakın büyük numara bu. Bunun hesabını mutlaka sormak gerekiyor. Onun için ben bu CHP'nin bu çok şey tavrı beni rahatsız ediyor. Efendim, yok abi. Şimdiden söyleyin. Arkadaş sen çok ağır bedel ödeyeceksin. Çünkü neden? Hukuku, anayasayı çiğniyorsun. Demokrasiyi zaten yok sayıyorsun. Şimdi bunun anlamı bu. O yüksek CHP gitmiş de il seçim kurulu manidar bir karar almış. Yüksek seçim kurulu. Hepsi tezgah. İl seçim kuruluna diyor ki sen durdur diyor. Ben bir dakika arkadaş, yok ya, burada hukuk var lan, burası demokratik bir devlet. Tamamen tezgah bu. Ama
minare sığmayacak. Kılıf küçük. Olmuyor. Ha, buna rağmen yapabilirler. Bak hazırlıklı olun. Diyebilir ki kazanmıştır. Hemen balkon konuşması olur. Atalan Üsküdar'ı geçti. Yürü. Bir de ne vardı? Geçti Burun Pazarı Süreşen'in idi. Bak o daha hiç olmazsa şey. Yani o çalma çırpma yok yani. Yanlış yaptın diyor yani. Git bakalım diyor. Borun pazarı geçti. Hadi diyor sen Nide. Sandıkların başındayız diyor şey burada. İyi Parti'de istifa. Efendim İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ partideki görevinden ayrıldı. Özdağ'ın iki ay önce genel merkezdeki odasını topladı ve ayrılmak için seçim bitene kadar bekliyor. Ya mesela niye yaparlar ya? Bu İyi Parti olmadı işte ya. Tutturamadılar yani. Böyle durmadan böyle kompleksli adamlar ama istifa edelim ama ben yapmam. Ben bilmem ne yaparım. Lan bir işte bir gelin işte yani. Ya CHP sayesinde seçimlere katılma hakkı alıp ondan sonra da CHP sayesinde CHP yüzünden seçimi kaybettik falan yani. Neyse. Cipte ev yemeği. Turkish Do and Co. İstanbul Havalimanı'ndaki özel yolcu salonu Cipte tencere yemekleri sunacak. Ay çok mühim haber. Duydunuz mu? Cipte yemek pişireceklermiş. Birinci sayfaya koymuş. Çok mühim haber. Karnıyarıktan kabak dolmasına, kuru fasulyeden etli nohuta kadar çeşitler olacak. 50'ye yakın Türk mezesi. Şimdi burası business class bilet alanlara ya da çok uçuş yapanlara açık. Bir de yalaka gazetecilere açık. Çok net söylüyorum. Yalaka gazeteciler Türk Hava Yolları'nın imtiyazlı yolcuları. Oradan ağırlıyorlar. Şimdi demek ki bunlara kuru fasulye filan da verecekler. Lan kuru fasulyeyi yapıp uçağa bindireceksiniz. Sonra bunlar tutamayacaklar oralarını. Fosur fosur o uçak kokudan geçirmeyecek bundan sonra. Yapmayın. Kuru fasulye vermeyin. Çünkü bunlar kaçırırlar. Söyleyeyim. Tutamaz. Merve iki kişiye ayet verecek. Evet. Efendim Türkiye bugüne kadar 1 milyar dolar harcadı. F-35. Türkiye 20 yıl önce dahil olduğu ve 1 milyar dolar harcadığı F-35 projesiyle ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamanın ardından çok gizli tutulan B planı üzerinde çalıştı. Aa, B planımız var. Çok gizli tutuyoruz. F-35'leri çaktırmadan Türkiye'ye getirdik. Biz de parça üretiyoruz ya. Bir tane yapacağız. Yürü lan Amerika'nın üstüne hadi. Demokrasi nöbeti diyor Cumhuriyet Gazetesi. Çok güzel. İstanbul'da tam kadro oyları koruyan CHP'den net mesaj. Hiçbir oyuna izin vermeyeceğiz. CHP parti yöneticileri, milletvekilleri ve örgüt üyeleri İstanbul'un her yerinde oy torbalarına sahip çıkarken AKP 39 ilçede seçim sonucuna itiraz etti. 39'unda da ve yani hiç mi utanma sıkılma yok ya? Yeniden incelenen tutanaklarda iki partinin de lehine artışlar oldu. İstanbul'un yarışını alan Ekrem İmamoğlu hala kazandı kapıştırı Hasan AKP'ye, dünyaya rezil olmayın çağrısı yaptı ve belediyeden dosya kaçırma ihbarları geldiğini belirterek uyardı. Hesabını sorarım. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, parti olarak sandığa güveni yeniden hissettirdiklerini belirterek, AKP'nin bütün ıslak imzalı tutanakları elimizde, masa başında seçimi almaları mümkün değil diye konuştu. AKP'nin iddialarının kaos yaratacağına ifade eden CHP'nin YSK temsilcileri ve yöneticileri, sandık başında itiraz edilmeyen geçersiz oylar yeniden sayılamaz. Şimdi neyi bahane ediyorlar biliyor musun? Şimdi CHP hukuken bir şey söylüyor. Diyor ki arkadaş burada yapmadın, burada bunu yapıp, vay CHP bak paniklediler, korkuyorlar. Hadi erkek sen saysana. Çünkü hep ne biliyor musunuz? Düşük seviye, düşük baz, niteliksiz insanların bir araya geldi. Hadi çıksana, hadi. Var öyle, bana da var. Var öyle bir takım saçma sapan aptallar. Hadi çıksana karşımıza diyor mesela bir tanesi. Bir manyak. Hakikaten ama manyak diyor. Hadi çıksana karşımıza. Bakalım kamuoyunun önünde tartışıp lan kimsenin adını bile vermiyorsun diyorum. Böyle aptallar var. Aynı bak mantık. Çıksana lan önümüze. Hadi sayalım, görelim. Aa. Öyle şey var mı? İşte bunu söyleyince de kaçıyor. Çünkü beyin bu kadar kardeşim. Nitelik bu. O kadar anlıyor. Çünkü kafasında hukuk yok, demokrasi yok, haklar diye bir şey yok. Usul yok, erken yok, görgü yok, hiçbir şey yok. Yeminle söylüyorum bak böyle kızmasın. Tabii öyle olunca da diyor ki hadi diyor gel. Hep iddialaşma, dalaşma. Ondan sonra da kırarım kafanı, oyarım gözünü, leşler, gömerim. Çünkü neden? Gömmekten başladı bütün bunlar. Seçim yapmıyoruz sanki, savaşıp birbirimizi öldüreceğiz. Sandığa gömeceğiz. Gömmek, öldürmek demek.
Niye sandığa gömüyorsun? Sandıkta yeneceğiz de. Bak yenemiyorsun, masada yenmeye çalışıyorsun. Geç. Anıtkabir'de Kuvayi Milliye ruhuyla hizmet sözü demiş. Evet, oradaki fotoğraf güzel. Adana 30 yıl sonra diyor. Belediye başkanları Cumhuriyet'e konuşuyor. Güzel işte, öyle hava atıyorlar. İlk bize konuştu. Pek tamam, ilk size konuştu. Oldu. Adana 30 yıl sonra karalar zafer değil, seçim kazandık. Doğru. Seçim bu ya. Bak ne güzel söylemiş. Zafer kazandık, ezdik, yok ettik. Yok, seçimi biz kazandık abi. Düne kadar senin daha iyi hizmet edeceğini düşünmüştü Adana seçmeni. Bugün dedi ki, arkadaş teşekkürler. Sen yaptın ama ben bu arkadaşın daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu seçim bu. Böcek de, ya soyadı çok şey biliyor musun? Böcek diye, böcek diye başkasının ceketi. Hani Muhittin Böceği anlıyorum ama hani böcek iki nostaljisi olunca bir anda Muhittin Bey yani takılıyorum. Gönül ittifakı sağladık diyor. Evet güzel. Maçoğlu umut olduk diyor. Tunceli'ye ovacık modeli. Acısını kızlardan çıkardı diyor. Kaybettik geri dön. Adana'da mevcut belediye büyükşehri CHP'ye kaybedince sponsor oldukları U14 kız takımı programını iptal etti. Yarı finaller için çıkan oyunculara seçim kaybedildi. Otel rezervasyonunu iptal etti, geri dönün denildi. İşte hazımsızlığı görüyorsunuz değil mi? Kalitesizlik işte bu. Başkan Erdoğan'dan illere teşekkür turu. Bak şimdi. Burası çok önemli. 30 Mart'ta geleneksel hale gelen balkon konuşmasının ardından çalışmalarını İstanbul Kısıklı'da konusunda sürdüren Erdoğan, seçim sonrası yoğun bir programa hazırlanıyor. Erdoğan ziyaret edeceği illerde Cumhur İttifakı'nın %51.63, AK Parti'nin %44.32'lik zaferine destek veren milletiyle kutlayacak. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Ama Yüksek Seçim Kurulu net sonuçları açıkladı mı efendim? Sayın Cumhurbaşkanım. Nereden biliyorsunuz oralarda en yüksek oyu aldığınızı? Henüz açıklamadı ki. İtirazlar var. Bütün İstanbul'u donattınız. Teşekkürler İstanbul diye. Kazanmış olarak. Peki mesela siz kazanmış gibi yapınca oluyor da. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım dediği zaman niye öfkeleniyorsunuz? Yani şu anda bütün İstanbul'a teşekkürler İstanbul diye astığınız afişler ne anlama geliyor? Seçim bitti mi? İtirazlar bitti mi? Resmi sonuç açıklandı mı? Yüksek Seçim Kurulu kesin sonuçları açıkladı mı? Siz neye güveniyorsunuz? Ha? Hadi yalakalar cevap verin. Yazın bakalım köşenizde. Öyle değil mi? Biriniz itiraz edin. Aa, başka değil. Ekrem İmamoğlu, ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım diyor. Siz bütün İstanbul'u donattınız. Teşekkürler İstanbul diye. Şimdi bir aklı evvel dedi ki, efendim onlar kazandıkları ilçede. Bir dakika, Beşiktaş'ı kazandın mı? Sarıyer'i kazandın mı? Benim kapımın önündeki niye duruyor? Ayrıca orada yazmıyor ki mesela, teşekkürler Kağıthane, teşekkürler Üsküdar değil ki, teşekkürler İstanbul. Şimdi onu okuyunca ne anlarsın? İstanbul'u kazandım. Peki siz kazandık lafını itirazlar bitmeden, resmi sonuç açıklanmadan söyleyebiliyorsunuz da gerçekten kazandığını bizzat Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'nın 16 saat gecikmeyle de olsa söylediği halde niye kabullenemiyorsunuz? Bak Tayyip Erdoğan illere teşekkür. Dur bakalım ya. Daha Yüksek Seçim Kurulu açıklamadı ki orada itirazlar var. Ya işte olmuyor. İlkesizlik böyle bir şey. Yani dün efendim itiraz ediyorum burada hile var dendi de ya kardeşim yeter be kardeşim biraz demokrasiye halkın iradesine saygı duyun diyenler bugün demokratik hak diyor. Demokrasiyi rafa kaldırmış adamlar bugün diyorlar ki demokratik hak. Hakkın tabii. Ama bana bu numaraları yapmayın. Komik oluyor çünkü. Yok efendim bizim oyumuz şöyle olmuştu da böyle olmuştu da bilmem. Bir defa diyorlar ki efendim çok sayıda şey var. Geçersiz var. Bunları CHP'liler böyle yaptı. Yo 300 bin küsur var. Geçen seçimde daha bir 10 ay önceki seçimde 400 küsur binmiş. Yani aşağı yukarı aynı oranda. Çünkü onun içinde bir hakikaten anlamayanlar var. Yanlış basıyor. Kimisi farkında olmadan yanlış yapıyor. Var. Benim bir arkadaşım yapmıştı mesela bir seçimde. Yanlışlıkla sevdiği parti yerine en kızdığına basmış. Ne yapsın? Tabii dışarı çıkıp diyemiyor. Bana yenisini verin çünkü öyle bir şey yok. O zaman oyu bozuyor mesela. Hepsine basıp bir oyu bozuyor.
Çıktı dedi ki ulan böyle bir hata yaptım. Nasıl yaptım bilmiyorum ama oraya basacağıma şak diye buraya bastım dedi. Şimdi böyle hatalar var. İki, farkına varmadığı için hata yapıyor. Yani şuraya bas diyorlar, adam gözü görmüyor ya da çok anlamıyor, geliyor buraya. O ikisinin ortasına basıyor. Tabii buna mı, buna mı? İptal. Ha bir de özellikle şey yapanlar var. Protesto an maksatlı. Yani ben seçimlere katılıyorum ama hiçbirinize oy vermiyorum diyor mesela. Onu yapıyor. Zaten o anlaşılıyor. O böyle aynı yere tak 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 yani bilerek bozuyor. Tamam. Şimdi bunun oranı işte geçen 400 binmiş, şimdi 300 bin. Yani bir artış yok. Ha mesela son seçimde 400 bin ama bu seçimde 1 milyon geçersiz var mesela İstanbul'da. O zaman dersin ki arkadaş ne oldu ya? Ha bu ya bir protesto dalgasıdır, gene o da ortaya çıkar ya da kasıttır. Ama zaten doğal olarak çıkan oranda, sayıda şey çıkmış. Ha buna bakmayalım mı? Bakalım kardeşim. Ben bakmayalım demiyorum. Ama daha 10 ay önce alay ederek böyle bir hakaretler yağdırarak sizler doymuyorsunuz da filan. Ve aynı şekilde peki gel sayalım. Olur mu öyle şey? Hangi seçimde görüldü? Görülmedik diyen. Onun için diyorum. İşte bu zihniyetin ilkesi yoktur. Bir kimliği, karakteri yoktur. Sorunumuz bu. Onu söyleyince de öfkeleniyorlar. Al işte. Ya ben söylüyorum. Al işte bu. Niçin 10 ay önce saldırıyordunuz? Ne demek efendim bir daha saymakmış da bunlar her şey. Ki şimdiki gibi falan böyle sahte belgelerle de değil. Bunlar sahte. Ben size söyleyeyim. Çoğu sahte. İşte diyorum ya televizyonda şey yapıyorlar. Sanki YSK sitesine girmişler de basıyorlar da vay diyor adam. Yok artık diyor. Yok. Bir de dalga geçiyor. Sıfır deme diyor. Vallahi sıfır diyor. Yani Binali Yıldırım'a bir sandıktan sıfır oy gitmiş. 200 oyu var AKP'nin belediyede. İlçe belediyesinde. İlçe belediye meclisinde de 200 oyu var. Fakat Büyükşehir Belediyesi sıfır oy. Yok artık diyor. Bu kadar ne? Vay canına. Ya bunlar ne sahtekar, ne hırsız. Öyle görüntüler var. Televizyonlarda da gösteriyorlar. İşte açtım sizin önünüzde. Hala bak burada. Açtım. Ve diyor ki sandık sonuçları ve tutanaklar sayfamız Yüksek Seçim Kurulu'nca kesin sonuçları ilan edilerek resmi gazetede yayınlanmasını takiben hizmete açılacaktır. Yok böyle bir şey. Bu tutanaklar, ya diyorum ki kardeşim bunlar birleştirme tutanağı. Yani 15 tane sandığı getirmişsin, alt alta dizce 15 sandığın sonunda işte Binali Yıldırım'a bu kadar, Ekrem İmamoğlu'na bu kadar, işte şuna bu kadar, buna bu kadar yazılan topluca hani 10-20 yerine 300-500 yazın. Ya diyorum ki adamın elinde zaten 30 bin küsur sandığın imzalı şeyi var. Onları topladığın zaman geçiyor. Yani birleştirme tutanaklarında eksik ya da fazla yazılmasının şeyi yok. Eğer orada usulsüzlük yapıldıysa onu cezalandır. Ama diyorum ki bak burada duruyor zaten. Elde. İşte zaten sıkıntı oradan. Yüksek Seçim Kurulu buradan kilitlendi. Her zamanki gibi ya bu CHP nasıl olsa bütün sandıklara ulaşamamıştır. İşte ulaştığı kadarına öndesin ama bak bunlara ulaşamamışsın. Orada kusura bakma diyeceklerdi. Fakat bu sefer Ekrem İmamoğlu hakikaten muazzam bir iş başararak bütün sandıklarda adam tutmuş. İl başkanını da kutlarım bir daha. Adam tutmuşlar. Hepsini almışlar. Ellerinde mis gibi duruyor 30 bin küsur şey sandık sonucu. Bitti. Şimdi istediğin kadar çırpın. Orada görüyorsun. Onu zaten Yüksek Seçim Kurulu da görüyor. Şimdi bunu nasıl ters çevireceğiz? Uğraşın bakalım. Onun için işte CHP'lere saldırıyorlar, kapılara gidiyorlar, yormaya çalışıyorlar, vakit geçirecekler. Hani herkes olacak sonra böyle oldu ve o an bir anda olayı tersine çevirebilirse bir anda işte halkın iradesi. Arkadaş sen orada iyi de ama çok oluyorsunuz bak yaptık işte daha ne olacak. Hiç kuşkunuz olmasın. Onun için CHP'nin şu andaki bu direnişi olağanüstüdür. Hiç olay molay çıkartmadan, küfür kafir etmeden, gürültü patırtı etmeden sandıklarda neymiş efendim? Mahmut Tanal torbaların üzerine vay ne ayıp ediyor. Niye ayıp oluyor kardeşim? Seçim resmen açıklanana kadar duruyorum diyor. Ne var? Yani sana zararı ne kardeşim? Büyük tepki çekti diyor. Niye? Hiç kimseden ben tepki duymadım. Bir tek sizin gibi. Eyvah avantalar gitti diye çırpınanlarda görüyorum tepkiyi. Başka bir izahı yok çünkü bunun. Niye bu kadar paniktesiniz ya?
CHP panikte diyor. Ya CHP niye panikte olsun? Seçim kazandı kardeşim. Siz ona rağmen gece kutlamalara kalktınız. Ayıp. Biraz ilkeli olun ya. Ne olur ya. Demokrasi bak böyle bir şey işte. Demokrasiye inan. CHP neden kaçıyor diyor mesela. Bak utanmazlığa bak. İstanbul'da ilçe seçim kurullarınca geçen soyların yeniden sayımına ilişkin alınan karar CHP'nin itirazı üzerine durduruldu. Vay CHP kaçıyor. Ha ha hile yaptılar. E ne yapayım abi siz bu kadar salak davrandıysanız yapmış demek ki. Helal olsun o zaman. Senin bütün tankınla tüfeğinle oturduğun sandıkta CHP'liler ona rağmen seni atlatıp da hile yaptılarsa vallahi diyorum abi dünyayı yönetsinler ya. Seçimde hile ve usulsüzlüklerle oyların çalındığını belirleyen AK Parti'nin başvurusu üzerine ilçe seçim kurulları geçerli soyları yeniden sayımına karar verdi. Paniğe kapılan CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu'na itiraz etti. Kurul kararıyla sayım durduruldu. AK Parti Genel Yardımcısı, Başkan Yardımcısı Yavuz, geçersiz oyların AK Parti lehine yazılmaya başlandığını görünce CHP paniğe kapıldı dedi. Tezgahı görüyorsunuz değil mi? Bunu söylüyorlar. Sonra Yüksek Seçim Kurulu yok canım sayılacak diyor. CHP böylelikle paniğe kapılmış ve saldırıya geçmiş parti oluyor. Bütün dertleri bir şiddet olayı yaratsın CHP. Bak dün gidiyorlar, saldırıyorlar. CHP bir cevap versin. Olmuyor. Aman aldın. Allah aşkına. Olabildiğin kadar sakin. Olabildiği kadar çok güzel gidiyor. Bu dilden anlayacaklar çünkü. Yani 17 yıldır hile ve şaibe kuşkusu altında olan bir siyasi hareket bir günde süper demokrat oldu ve o muhalefet tarihin en büyük şaibeli seçimini yapmış oluyor. Bir kere seçimin güvenliği sizin elinizde kardeşim. Neden? Çünkü iktidar sizde. Devlet sizin elinizde. Eğer o seçimlerde bir hile orada olduysa senin sorumluluğunda bir kere. Sizin sorumluluğunuz. YSK, kanunlar, polis, emniyeti, askeri, şusu, busu. Ama işte askerimiz, paşalarımız Ekrem İmamoğlu'na laf yetiştireceğiz de Tayyip Erdoğan'ın gözüne girip efendim gördünüz değil mi? O var ya o İstanbul'a nasıl geçirdik ama lafı gördünüz değil mi efendim? Aman ha unutmayın terfilerde gülmeyin. Abartıyorum tabii ama yapılan budur sonuçta Anıtkabir'de. Ben Harp Akademileri karşımızda. Harp Akademileri komutanının benim kapımdan niçin İstanbul'a teşekkür ederiz yazılı diye sorduğunu duymadım. Efendim henüz seçimler sonuçlanmadı. Niçin benim kapımın önüne bunu astınız diyor mu oradaki paşa? Yok. Ama Ekrem İmamoğlu'na soruyor. Efendim daha siz daha seçilmediniz ki. Daha itirazlar var. Aa! Paşalardaki demokratik duyarlılığa bakar mısınız? Hakikaten çağ atlamışız yeni Türkiye. Paşalarımız çok demokrat olmuşlar. Aferin. Oylarda fahiş fark var. AK Parti İstanbul İl Başkanı Şen Ocak, hile ve usulsüzlüklere ilişkin 39 ilçedeki seçim kurullarına başvurduklarını vurguladı. Sandık sayım döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK'ya bildirilen oylar arasında fahiş fark var. Bu arada diyorlar ki biz çok salak bir şekilde uyuduk. Fena halde hile yaptılar, haberimiz bile olmadı. Şimdi fark ettik. Aa! Peki buna rağmen 3 oyla kazansaydınız, o ileleri gene ortaya çıkaracak mıydınız? Yok kazandık, demokrasi kazandı. Hodri meydan oyları sayalım diyor Yeni Şafak. Aynı mantık. Tam kahve biliyor musunuz? Kahvede oturan cahil cühela, dünyadan haberi olmayan adamları gazeteci yapmışlar, siyasetçi yapmışlar, oturtmuşlar. O diyor ki, hodri meydan hadi sayalım. Peki sayalım arkadaş. 2007'den bu yana bütün seçimleri var mısınız hadi? Referandumda var mısın saymaya? Ha? Mesela şunu bana söyleyecek misiniz? Referandumda mühürsüz pusulalardaki evetlerle hayırların oranını açıklamaya var mısınız? Mühürsüz oyların ne kadarı evet, ne kadarı hayır? Var mısınız? Normal olarak eğer hiçbir hile orada yoksa mühürsüz pusulalarda evet ve hayırların birbirine yakın olması lazım değil mi? Çünkü burada da mühürsüz, orada da mühürsüz çıkarsa. Var mısınız mesela? Referandumu yeniden döker misiniz ortaya? Hadi. Hodri meydana. Döker misiniz? Sadece soruyorum. Olacağından değil. Göğsünüzü gere gere. Evet efendim. Referandumdaki bütün torbaları dökelim. 2007'deki torbaları dökelim. 2010'daki torbaları dökelim. Diyebilecek misiniz göğsünüzü gere gere? Lan bir tane itirazı kabul ettiremediler ya Yüksek Seçim Kurulu'na. E şimdi o Yüksek Seçim Kurulu gece yarısı karar alıyor. Hayır efendim olur mu? Çünkü niye tezgah? CHP'yi köşeye sıkıştırma tezgah. İl Seçim Kurulu'na İptal et,
Ben güzel efendim. Görüyorsunuz değil mi? Paniğe kapılmış canım. Bu CHP'liler çılgın ya. Adamlar hem hilebaz, hem ahlaksız, hem hırsız. Durdurduk efendim. Sayacağız, merak etmeyin. Koyamazsan oyları ne yapacaksın kardeş? He? Sandık sandık oy mücadelesi diyor filan. İyi Parti'nin misyonu bitti. Peki. Onlar da onunla uğraşıyorlar. Huzuru artık, huzuru tattık artık hizmet vakti. Kim diyor? Doğu ve Güneydoğu'da. Çok güzel. Huzuru tattınız artık hizmet. Demek ki hizmet yokmuş. Hani bunu anlatıyorlar da hizmet götürdük diye. Huzur götürmüşler sadece. Şimdi hizmet vakti. Anlatabiliyor muyum? İşte hep bu şey. Dün ne dediğini unutarak. Bugün yeni bir şey. Bugün yeni gün. Böyle diyorum bugün. Ya bir dün dediğine bak. Dün ne diyordunuz? İhya ettik. Şöyle hizmet, böyle hizmet. Şimdi huzur, hizmet vakti artık. Tamam. Aslan rövanşa bıraktı falan filan. Böyle bir şey yok artık. Tamam. Efendim Korkusuz Gazetesi benim gazete. İlk işi ailece atanın huzuruna çıkmak oldu. Ya ne güzel böyle bir aile değil mi ya? Allah aşkınıza ya bir bakın ya. Şu Korkusuz'u koyar mısınız ne olur? Pırıl pırıl bir aile kardeşim. Yani işte böyle medeni bir kadın. İki tane pırıl pırıl çocuk. Bir tane de oğlu var maşallah. Bu ne ya? Oğlum sen ne kadar büyümüşsün? Aa! Devasa bir adam ya. Bu 50 yaşında da. Ne zaman evlendiniz? Ne zaman bu çocuk büyüdü bu kadar? Bir kızı, iki oğlu var. Yani o kızlar, ufak çocuklar makul. Fakat büyük olan bayağı büyük ha. Efendim burada Adana'ya gidek mi, kebabından yiyek mi, portakalından içek mi? Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı bugün başlıyor. Adana'da bu yıl 7.si düzenlenen karnavalı katılımın yüksek olması bekleniyor. Karnavalda eğlenceli etkinliklerin yanında çok sayıda kültür sanat aktivitesi yapılacak. Şimdi belediye de karışık orada. Yani eski belediye duruyor, mecburen onlar yapacak falan filan. Aşkına sahip çıkmış Demet Özdemir. Vay! Can Yaman'ın hayranına fotoğraf makinesi fırlattığı iddiasına Demet Özdemir'den açıklama geldi. Atmadı, elinden düştü. Abi nasıl oluyor? Elinden düşünce buraya düşmesi lazım. Atmak başka bir şey. Adamın yüzüne gelmiş, adamın yüzüne nasıl düşürmüşüm buradan? Herhalde üstteydi. Neyse ama bana ne? Efendim gelelim şimdi bizim yazılara. Benim bugünkü yazılarımda neler var söyleyeyim size. Efendim şimdi birinci yazı şu. Kürt seçmen doğuda PKK'yı, batıda ise AKP'yi cezalandırdı. Şimdi bu tam olarak katılıyor muyum, katılmıyor muyum? Ama bunu çok ciddiye aldığım ve saygı duyduğum Kürt kökenli ve İstanbul'da hayli önemli işler yapan, yani iş adamı olarak da önemli işler yapan bir dostum söyledi. Ben de onu yazdım. Çünkü diyor ki, artık Kürt seçmenin önemini herkes anlamıştır değil mi diyor. Hani diyorum ki, yani orası ayrı tabii ama bu seçimlerde hayli etkili oldukları kesin dedim. Ama dedi, kimsenin pek konuşmadığı bir şey var. Bence asıl üzerinde durulması gereken olur. Nedir diye soruyorum. Çok basit diyor. Ankara'da ve İstanbul'da Kürt seçmenler, o tabii Kürt seçmenler diye söylüyor ama ben onu anlatırken yani Kürt kökenli ya da HDP'ye oy veren diyorum. Yani çünkü direkt Kürt seçmen diye ayırmak da beni rahatsız ediyor. Yani çünkü tamam hepimiz, herkesin bir etnik kimliği olabilir ama Kürt seçmenliği, Kürt kökenli seçmen ya da HDP'ye oy verenler demek benim daha şey yapıyor. Nedir diye soruyorum. Basit dedi. İstanbul, Ankara'da Kürt seçmenler CHP adayına oy vermeseydi o zaman kazanan AKP olmaz mıydı? Aslında doğru tabii. Kürt kökenli seçmenlerin ne kadarının CHP adayına oy verdiğini elbette bilemem ama sonuçlara bakınca en azından AKP'ye vermedikleri belli oluyor diyorum. Kürt kökenli dostum, şimdi gelelim işin en önemli noktasına dedikten sonra. Diyor ki, Güneydoğu ve Doğu'daki sonuçlara baktın mı? Baktım tabii. Şırnak çok şaşırttı. Örneğin dedim. Sadece Şırnak değil. Hakkari, Ağrı, Cizre, Siirt, Bitlis'te AKP'nin oyu ciddi biçimde arttı. Sonra işte cep telefonundan seçim sonuçlarına bakmak için girdik. Şöyle çıkıyor. Efendim Ağrı'da AKP oyları %18 artmış. Şırnak'ta %17 olan AKP oyları 35'e çıkmış. Hakkari'de daha önce %22 oy alan AKP bu kez %33 oy almış. Dedi ki arkadaşım, dostum bana, bu sana ne ifade ediyor? Şimdi ben kendi görüşümü söyleyeyim, esas bakış açım. Tabii burada devlet gücünü biraz da şiddetle gösterdi. Yoksul yerler buralar. Baktılar olmuyor, para getirene oy verdiler. Belki de korkunun etkin olduğunu sanıyorum. Çünkü bölgeden gelen haberlerde jandarmanın bir tane bile muhalefete, HDP'ye oy çıkarsa mahvederim dediğini anlatanlar var. Ha, belgeleyebilir miyim? Hayır. Ama oranın köylüsü anlatıyor kardeşim. Jandarma geldi, böyle dedi diyor. Muhtar geldi, bak canımızı yakacaklar dedi şimdi.
Ama dostum diyor ki, bu tarafı var elbette. Ama bana göre orada halk PKK'yı cezalandırdı. Batı'da ise tersi oldu. Kürtler AKP'ye oy vermediler, muhalefeti desteklediler ve iktidara dramatik bir yenilgi tattılar. Buna karşı Güneydoğu'da ise PKK'ya ceza verdi. Bizim başımızı çok sıkıntıya soktun, artık yeter dedi. Böyle bakıyor İstanbul'da yaşayan, Kürt kimliğini hiç saklamayan ve oyunu da HDP'ye verdiğini söyleyen bir iş adamı bu. Yanlış mı? Bence değil dedim. Yani çok yanlış bir şey değil. Çünkü bunu söyleyen, bölgeyle ilişkisi hiç kesmeyen, siyasetle çok yakından ilgilenen ve her şeyden haberi olan etkili bir Kürt kökenli vatandaşımız. Güneydoğu ve Doğu'nun havasını iyi biliyor, her gün haber alıyor. Söylediklerini bu açıdan ciddiye alıyorum dedim. Böyle bir yazı. Şimdi bu tabii dediğim gibi bir anlamıyla muhtemelen doğru. Yani oradaki insanlar, ya arkadaş bu hendekti, mendekti, hani bize de nefes aldırmadın demek için. Ama büyük oranda benim inancıma göre de müthiş bir korku salarak ve tabii para dağıtarak, ya ağrı da ya nasıl oluyor ki yani, seçiliyor işte. Efendim ben de Kürdüm diyor filan, olsun seçildi, peki tamam. Öbür yazıları söyleyeyim. Beka ne oldu, halloldu mu yani diye bir yazım var. Diyorum ki, Erdoğan ve Bahçeli seçim kampanyasını Türkiye'nin bekası üzerine oturtmuştu. Eğer Erdoğan seçimi kaybederse Türkiye'nin bekası da sona erecekti. Yani Türkiye yok olacaktı. Çünkü beka kalıcılık demek. Beka sorunu varsa beka gidiyor, yani kalıcılığımız ölüyor. Ölmezlik bitiyor. Bu ikililerden artık beka lafı duymuyorum ya da en azından şu ana kadar bekadan söz etmediler. Gerçi seçimlerde dediler hani bekaya oy verdi filan, o kadar. İki sonuçla bitti diyorum seçim. Birincisi Erdoğan arkasına istediği oy desteğini aldı. İkincisi Türkiye'nin en büyük kentlerini, en büyük gelir kaynaklarını kaybetti. Peki bu sonuçlar Türkiye'nin beka sorununu sorun olmaktan çıkardı mı? AKP tam kaybetseydi Türkiye'ye ne olacaktı? Şimdi öyle bir durum oldu ki AKP destek almış gibi oldu. %51'i sanki tamamlamış gibi oldu ama esas Türkiye'yi taşıyan 10 ili kaybetti. Yani AKP'nin aldığı ciddi bir büyük şehir yok bakın. Küçük büyük şehirler var hep. Büyükler işte bu saydıklarım. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Mersin. Ha efendim, Balıkesir, Bursa var AKP'nin aldığı. Başka büyük şehir yok. Eskişehir var mesela. Sanayinin çok büyük olduğu Bozoyu'yla falan. Bilecik gitti. Küçük büyük şehirleri aldı yani. İşte Ordu'yu aldın. Ne yapayım yani, aldıysan aldın yani. Her neyse. Şimdi ben şunu soruyorum. Bahçeli de çok sık söyledi. Şimdi birden bitti mi? Yani AKP 31 alınca beka sorunu bitti mi? Çünkü beka sorunu herhalde seçimle çözülecek bir şey değildi. Herkes biliyor ki bu seçimlerde merkezi otorite de değişmeyecek. Değil mi yani? Sonuçta belediye başkanı seçiyoruz. Bütün belediyeleri kazansa bile Tayyip Erdoğan'ın başkanlığı henüz gitmiyor ki. Yani onun başka prosedürleri var. Ha efendim, bu kadar ağır seçim yenilgisi aldım, o zaman genel seçime gidelim der demez, o ayrı. Ama o duruyor. Peki biz şimdi beka sorununu nasıl hallettik? Ne oldu da bir anda bitti mesela? Bahçeli çırpınmıyor. Herhalde anladığım kadarıyla artık beka sorunumuz kalmadı. Onun için diyorum ki millete bir borçları var. Özellikle Devlet Bahçeli'nin. Arkadaş çıkıp açıklayacaksın. Şöyle bir tehdit karşısındaydık ama çok şükür seçimlerde önderimiz, liderimiz, her şeyimiz, canımız, ciğerimiz, Tayyip Erdoğan'ımız %51 oy aldı ve biz tamam kurtulduk. Amerika'yı, İsrail'i, Suriye'yi, Irak'ı, Rusya'yı, onu bunu püskürttük mü? Bir açıklayın ya. Neydi bu beka sorunu? Şimdi niye manşetlerde değil? Yaşasın kurtuldu. Bir ilk gün millet bekaya oy verdi. Geç abi bunları ya. Ayıp. Bak Devlet Bey, uymuyor. Milliyetçiliğe uymuyor bu. Ülkücü camia diye mesela. Şimdi nasıl beğeniyorlar o yandaş yalakalar? Ülkücü camia böyledir. Abi şu ülkücü camia şu bekayı anlatsın. Gelelim. Dünkü şey, bugün biraz yaklaştırabilir misiniz? Şimdi biri çok güzel, muzip bir okurum şey yapmış. Bu Teşekkürler İstanbul'daki aynı formatta. Biraz inerseniz benim yazıyı görecek yani ahalimiz de görsün. Şimdi orada Teşekkürler İstanbul yazısını değiştirmiş. Yazıklar olsun İstanbul yapmışlar. Yani yok öyle bir şey de. Fotomontaj da yapıyorlar tabii yani. Photoshop mu diyorlar. Bak biraz daha inin. Tik 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 in. Aşağı. Oraya değil. Ha o zaman yukarı çık tabii. Tabii. Ben yanlış söylüyorum. Ha. Şimdi bu fotoğraflara yakınlaşabilirseniz orada okunuyor. Yazıklar olsun. Ben de dedim ki yani başka sloganlar da asabilir mesela AKP. Kesin kaybettiğine artık kani olduğunda. Mesela nankör İstanbul yazar.
Alçak İstanbul yazar. Alacağın olsun İstanbul yazar. Yaktın bizi İstanbul yazar filan. İşte böyle muzip izleyiciler bunları yapıyorlar. Evet. Binali Yıldırım'ı da bitirdiler diye bir yazım var. Onu dün de anlatmıştım. Ya böyle bir kariyeri yok ettiler işte. Çünkü adamı gece çıkardılar. Tamamen halkı tahrik etmek için. O sokağa dökülsün. Silahlarla kutlamalar yapsınlar. CHP'liler evlerine kaçışsın. Atı alan Üsküdar'da geçti diye. İşte şeyi mahveden o. Yüksek Seçim Kurulu Başkanım o mahvetti. Adam bekliyor ki işte o da konuştu. O da balkon konuşması. Halk sokakta silahlar patlıyor. CHP'liler kaçmış evlerine. Efendim İstanbul'u Sayın Binali Yıldırım kazandı diye açıklama yapacaktı saat 11.30-12'de. Fakat İmamoğlu oyunu bozdu. Ben de dedi hepsi var. Şimdi var deyince nasıl açıklayacaksın? Adam sustu. Veri girişini durdurdular. Siteleri kapattılar. Anadolu Ajansı yok. Ta bir gün sonra 11'de beyefendi çıktı. Dedi ki Anadolu Ajansı'ndan bana ne ya dedi. Aa. Peki Anadolu Ajansı kimden aldı? Onu ben bilmiyorum dedi. Seçim güvenliğinin olmadığını söylüyor adam. Haberi yok. Anadolu Ajansı çatır çatır bunlar daha veri girmeden %90'a ulaşmış. Haberi yok. Kimden alıyor? Valla benden almadı. Bu kadar basit biliyor musunuz? Yüce mahkeme bunlar. Üst hakimler ne deniyordu? Yüksek yargı bu. Abi yüksek yargının haline bak yerlerde sürünüyor ya. Adamın haberi yok ya. Anadolu Ajansı nereden aldı diyorsun? Vallahi ben bilmem diyor. Benim müşterim değil diyor. Müşteri diyor ya. Allah Allah. Ümit ne yazmış? Ona bakalım. Efendim belediyelerle geldiler. Belediyelerle gidiyor evet. Mahalle kavgası içeride başladı. Ya neler yazıyorlar o bir Fatih Tezcan mı ne var bunların çok militanı. Diyor ki AKP'yi diyor bu duruma düşürenleri göğsünden hançerleyeceğiz diyor. Aileye yakın olup olmadığına bakmayacağız diyor. Şimdi oradan kastettikleri işte damat filan şimdi orada çatışma var ya içeride. İşte damadı çatışıyor oğluyla onlar düşman kardeşler Binali ile bilmem falan böyle. O da diyor ki yani aileden olduğuna bakmayacağız diyor. Göğüslerinden hançerleyeceğiz filan. Oo Allah korusun yani. Efendim Yeni Çağ sabırlıyım, kararlıyım diyor. Kim diyor? Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP'li Ekrem İmamoğlu evrak kaçırılıyor ihbarları aldığını belirterek Binali Yıldırım'a vicdanen güvenim kalmamıştır dedi. Çok güzel, doğrusun. Taviz yok diyor, çenek koydu, dua etti. Onların hepsi var. Pentagon krizin kapısını açtı. Ne krizi abi? Lan aynen kabul edecekler bunu. Ne krizi ya? Hani şunu mu zannediyorsunuz? Yani Amerika göndermiyorum F-16'ları, şeyleri, F-35'leri. Efendim S-400 alırsan da şöyle yaparım dedi. Bizimkilerde kriz mi? Yok. Aa yok biz tehditlere gelemeyiz, gereğini yaparız falan diyecekler. Susup oturacaklar. Sonra adam bir tweet atacak. Bak Türkiye ekonomisini mahvederim diye. Hemen o gece arayacak. Abi ayıp ediyorsun lan ya. Biz bunu söylüyoruz da o kadar. Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Dur ya bu kadar gürültü yapma. ABD 100'den fazla F-35 almayı planlayan Türkiye'ye S-400'den vazgeçene kadar yedek parça sevkiyatını askıya aldı. Tamam. Ama biz de demişiz ki bunu kabul edemeyiz. Peki. Kriz çıkıyor diyor. Yalana bak. Yahu Yeni Çağ. Allah aşkına uymayın siz de bu kervana katılmayın. Kriz çıkacak mı? Ne kriz çıkacak ya? Aynen kabul edecekler. Ama bize diyecek ki kabul edemeyiz dedik. Tamam abi kabul edemeyiz. Oldu. Türkiye gazetesi. Bunlar artık şeyden vazgeçtiler galiba. Neydi o? Ayasofya. Şoktalar çünkü. İstanbul'u CHP kazanınca şoktalar. Efendim Cem Davran'ın başı dertte. Tebrik ederiz başkanım. Araklı'da başkan seçilen Recep Çebi ile Cem Davran'ın telefon numaraları benzer. Çebi'yi tebrik etmek isteyen yanlışlıkla Davran'ı aradı diyor. Aa ne enteresan. Kaşıkçı için kan parası demiş. Tamam burada. Tutanaklar nasıl değişti? Seçimde şaibe iddiası doruğa çıktı. AK Parti Yıldırım'ın oyları tutanaklara eksik girildi. İlçe seçim kurulundaki memurlar oyları bile bile sisteme sıfır diye kaydetti. Bunların hepsi AKP'li. Ya CHP'nin oraya adam sokması mümkün değil kafa. Şşt, alo. Adam sokamaz ki oraya. Oranın hepsi hükümetin adamları. Ha, bunlar bunu şey diyecekler, cemaat diyecekler. Bak. Yeminle söylüyorum o olacak. Telaşının nedeni o dosyalar mı diyor. Evet bir gün. Ne süresi doldu ya.
Daha doğru, daha 45 saniyen var. Telaşın nedeni o dosyalar mı diyor Bir Gün Gazetesi. İktidarın İstanbul telaşı sürerken Ekrem İmamoğlu seçimden sonra kendilerine birçok ihbarın ulaştığını, dosya kaçıranların olduğuna dair iddialar bulunduğunu söyledi diyor. Evet, kritik maske merkezler artık muhalefette. Bahçeli yine yerelde başkanlık önerdi diyor. Falan burada bu. Evet, Aydınlık Gazetesi F-35'i yaptırım devrede. Ekonomi yönetimi topun ağzında. İstanbul, Ankara, Antalya gibi büyük şehirleri kaybeden AK Parti suçluyu buldu. Yenilgide en büyük payın ekonomi olduğunu belirten partililer, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Tarım Orman Bakanı Bekim Tap Pakdemirli'yi topun ağzına koydu. Değişirler, olur biter. İstifalar başladı falan. Milli Gazete'de demiş ki, önce aş ve iş demiş. Kimse bu cinayeti öt. Çocuklar şey yok bugün. Aa, evrensel demek ki gelmemiş bayiye. Evet. Bugün de burada sona eriyor. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olmak umut ve dileğiyle iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.